Evet sevgili barometre izleyicileri artık seçime 12 gün kaldı. Çok az kaldı. Geçen hafta biliyorsunuz burada Sabri Akgönül'le ve Mustafa Arman'la beraberdik. Özellikle yayınımız Kürt coğrafyasında aşırı izlendi. Bizim kanalım bir e, YouTube'dan yediği ban yüzünden YouTube yayını daha yeni kondu ama geçen hafta çok fazla mesaj aldım. Sonra zaten ben... E, Resmi durumu da ilk kez açıkça ifade ettim ve bir haftadır bu özellikle Kürtler nezdinde çok konuşuluyor. Yani eğer Meral Danış Beşiktaş %9 oy alırsa Türkiye'de İstanbul'da İmralı'ya tecritin kaldırılacağı kayyumların atanmayacağı ve Selahattin Demirtaş Osman Kavala gibi isimlerinde hapisten çıkacağı noktasında ben bunu adımı Rasim Ozan olduğu gibi biliyorum. Burada da konuştuk sabrak Akgönül'le. Şimdi burada bu hafta Mustafa Arvan buraya gitti. Sabri kardeşim yine kıymetli Kürt aydını sabrak Akgönül burada. Mustafa Ali Ayko serbestiyetin genç muhabiri. Hem gerçek bir demokrat aydındır, gep gepe genç hem de çok iyi bir gazetecidir. Serbestiyette çalışıyor. O Türk coğrafyasından yeni geldi. Oradaki herkesle konuştu. AK Partilisi, HDP'lisi herkesle konuştu. Hüdaparlılarla da konuştu. Onun analizi yapacak. Ve geçen hafta aramızda olmayan Mustafa Albayrak da bizde. hatta ben espri yaptım. Kürt aydını Sabru Akgönül ve devlet aydını Mustafa Albayrak burada diye. <laughs> tamam abi, selam abi Devletçisi kabul et. Tabii ki devlet. Yani devlet hep devleti ya? Türklerine devleti, Alevilerin devleti, <laughs> Sünnilerin devleti. Bir, sar devletle, devletle Kürtler ya, devlet, de, dedi. Devlet hepimizin devleti. Kurucu iradede herkes var. Peki sen bir devlet aydını olarak madem bunu espri olarak olabilir. Şimdi dese ki Sabri kardeşim ben Kürdistan'ın kalbi Diyarbakır'dan geldim buraya selam. Haydi alalım Şimdi, götürelim götürelim. Haşa canım. Benim Mustafa olarak bundan hiçbir sıkıntım olmaz. Çünkü Şimdi siyasetçiler farklı dil kullanabilir. Ben siyasetçi sen değilim. Sen aydınsın abi. Tabii. Sen yazarsın. Biz, biz, e, biz fikir işçisiyiz. Kürdistan bir coğrafyanın adıdır. Heh. Yani bu yoktur demek de yok olmaz. Ha Kürdistan'a devlet manasında kullanılırsa biz buna karşıyız. Yani evet. bir Kürdistan devleti kurmak istiyorum derse birisi Türkiye'nin içerisinden 5-10 yılda... On diyebilecek bir bölüm... insan kalmadı. <laughs> 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 Ona diyebilecek bir güç ortamı, öyle bir ortamı da yok, kalmadı. Yok doğru şu anda yok ama <laughs> bu manada kullanılır. Veya diyelim ki biz bunu güneyden birleştirmek istiyoruz. Ama diyorsun ki o konuda ben ulusalcılardan farklıyım. Ya şöyle Kürt, Kür ben hiç kim, rahatsız olmam. Kim, ulusalcı olup bunu kullanan insanlar da var. Yani şimdi Nerede Kürdistan var ya bence görmedim. Şimdi bak, ben. <laughs> Kapadokya, Klikya, Trakya. Ha, 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 ha. ondan sonra La mesela ilk birinci meclise Lazistan mebusu. Vardı ya Lazistan mebusu vardı ya. Kürdistan mebusu var, Batum mebusu var. Ondan sonra Halep mebusu var. Batum zaten ha, Gürcistan. Ha, Batum. Ba, Batum bizim mi? Dört tane bizim, Batum'dan milletvekili Batum vardı. var. Birinci mecliste, kurucu mecliste dört tane Batum milletvekili var. Vardı. Adamlar hatta Onlar e, hayır devlet şey. kurulunca açıkta kaldılar. Adamı ortada kaldılar yani. Onlar hayır diyor. Dördü hayır diyor şeyde. Şeye. Lozan ama hiçbir şeye dördü hayır diyor. Dördü bir, bir ikinci grup komple hayır diyor o, ha, Batum, o Batum. yüzden birinci Meclis lavi. Tüm milletvekili neyse şey karıştırmıyorum. Değil, bizi bile parlamentonun kaosuna yani, girmeyin. Coğrafya adlarını söylemekten çekinmemek lazım. Şimdi, şimdi biz konumuza dönelim. Geçen hafta yayını seyrettin. Seyrettin tabii hem vardı ama interaktif seyrettin. Şimdi seyredir. Mustafa Hocam. da bizi umreden sürdü. Önce yalnız sizden rica ediyorum. Söz küçüğün. Önce bir de sevgili kardeşi kardeşim Mustafa Ali Aykol o coğrafyaya gitti. Evet. Ve bakın şu çok önemli. Biliyorsunuz Mustafa Albayrak ölümünü Erdoğancı. Mustafa Ali Aykol ve Sabri Akgünül 14 Mayıs'ta muhalefeti desteklemiş iki genç aydındır. Onların bakışı çok önemli. Dedim Sabri'nin o çıkışları ondan ilgi yarattı. Dedik kardeşim ben 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'na oy vermiş bir adamım. Ama durum bu, bu, budur. Sen de oraya gittin. Serbestiyette işte kendi ölçüsünde Türkiye'deki ortam ölçüsünde işte muhalif diyebileceğimiz bir yayın organı diyebiliriz. Gittin orada kalktın. Kürtlerde hava ne? Ne diyorsun? Kürtlerde hava şu. Ee, önce hani nereye gittim ve kimlerle görüştüm. Ondan ha, bir tek ki, tek anlatmak almaz Mustafa Ali'ye. sadece tek bir partiyle ya da tek bir kesime görüşmedim ben orada. Tabii, Diyarbakır'da tabii, tabii. E, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halis Bilden'le görüştüm. Hatta okudum. Diyor ki evet. Halis Bilden AK Parti'nin adayı Kayyumlara ben de karşıyım. Evet. Kayyumlardan o, memnun değilim diyor. Usulen hepimiz karşıyız. Evet. Usulen sen devlet aydın olarak en son. Yani halkın beni kategorize etmesin. Evet, ya, ya. Ya. ya çok biraz <laughs> ya. espri yapalım ya. ya <laughs> ben biliyorum İzmir espirilerim. <laughs> Ama Sezen Aksu'nun sözlerini unutma. Beni <laughs> kategorize etmedi. Evet. Tamam. evet Ardından gittin e, AK Parti şey adayı dedi ki kayyum muyuz istemiyoruz. Şimdi hepsinin e, ne söylediğinden ben kısaca bahsederim çünkü eee ortak söylediği şeyler var. Hmm. Kayyumlar bu konulardan bir tanesi. Eee Diyarbakır'da aynı zamanda Saadet Partisi'nin adayı. Saadet de bu arada senin sesini kestim. Buyur. Kayyumlar harika muhteşem söyleminin uydurma olduğunu kesin Erdoğan'ın şu an tırnak içinde Murat Kurum'un kazanmasını isteyen bir adam olarak söyledi. Bak evet, bu da çok kesinlikle. önemli. Evet, evet devam edin. Yani ben e, o coğrafyada e, Kürtlerin coğrafyasında Kayyumdan mutlu olan herhangi bir partili görmedim. AK Partili de görmedim. CHP'li de görmedim. De Dempa CHP'li zaten. Hizmet çok iyi ama... olsa bile memnun değiller bak. Yani bunu bizim Türklerin anlaması lazım. Diyelim mükemmel değil. hizmet var. O ayrı bir evet. konu tabii. olsun o dedikodular. Hmm. Şey Kürtçe dedikodu oldu. Aslında de bir açıklık getirebiliriz biraz. Evet. E evet. evet. ama bir nevi bunu sömürge valiliği gibi görüyorlar. Problem o. Evet. Yani haklılar maksızlar mı, mı, ama bu mesele. Şey objektif söylüyoruz. Ee, Sen bu ayrı... konulara girme. Ben seni koruyayım ben <laughs> Diyarbakır'da ayrıca Saadet Partisi'nin adayı da, Büyükşehir adayı da Şeyh Said'in torunu Oo. E, Sabır Fırat. O da e, propagandasını Kürtçe yapan, Şeyh Said'in mezarını e, yapacak, eder. evet, ziyaret eden ve oraya bir mezarlık yapacağını vaat eden e, bir siyasetçi öne, önemli o da şehirde e, karşılık bulan siyasetçilerden bir tanesi. Evet, Onunla evet, görüştüm. Evet. Batman'da e, belki takip etmişsinizdir. E, bu seçimin en heyecanlı geçtiği, en böyle evet. tartışmalı geçtiği Çünkü orada, evet. bir var, evet. orada bir tane aday var. Evet. Orada bir tane aday var. O adaya Dem'de de bir problem var değil mi? Evet. Hüdapar'ın da güçlü bir adayı var orada bildiğim kadarıyla. Şöyle Hüdapar'ın adayı Raman'da. orada e, parti sözcüsü aynı zamanda olan Serkan Raman'la. Evet. Şu anda e, Hüdapar'ın ve Kürt siyasetinin böyle en parlak, en e, öne çıkan e, figürlerinden bir tanesi. En önemli siyasetçilerinden bir tanesi olarak görülüyor. Evet, evet, evet. Ve e, Batman'da da benim gözlemlediğim kadarıyla halkta da e, kendisine karşı bir ilgi alaka var. E, çok yoğun bir seçim süreci, çok yoğun bir evet. seçim e, kampanyası yürütüyor. Ee, ama ben sadece onunla görüşmedim. Belki bunları daha da açarız ama mesela Mert Öztüz'ünle de. Evet. yaklaşık 2 saatlik bir görüşmemiz oldu. E ee, tabii off the record konuşma bir konuşmaydı bu. Öyle mi? Ee, Resmi, vermek ben... istemedi. Çünkü o zaman daha netleşmemişti partiyle arasındaki e, durum. E, onun hakkında bir e, bildiri yayınlanmıştı. O aslında başlı başına bir konu. Çünkü bak şey Öncelikle sevgili bir arkadaşlar bu konuda bir tenkidim var. Kürt siyaseti içindeki dedikoduların ve evet. iç savaşların çok olduğunu olduğu noktada. Evet. Bu konuda bir Türk olarak Kürtleri, hiç beni yanlış anlamasınlar, kadınlar arası kavgaya doğru değil. Kürtü. Kadınlar ezilen tabii. bir cins. Aralarında birbirlerine aman Allah'ım entrika. Tabii ya tabii. sen ne yapıyorsun? Kürtler de. Ya kardeşim yapmayın. Ben şahsen o grup başkan vekilliği için HDP'de olan tartışmalar duyunca kötü olmuştum ya. Dedim duyuyor. kardeşim siz hatta burada söyledim. Bu dedim işbirlikçiliktir dedim. Evet, evet. Hatta bana dedi ki Mustafa hatırlıyor musun? Sen dedi, dedi, dedi dedi, devletin işbirlikçisi olarak mı hmm. Değil ama ya bu ortamda anlatabiliyor muyum? Oraya gider yani. Ya bu ortamda evet. kim grup başkan vekili olacak? Kim şeye binecek? Ya yani Ersan Şen'den farkınız kalmıyor o zaman kardeşim sizin. Evet. Yani dolayısıyla ben o Mehdi takip ettim. Ama bana anlamlı gelmiyor onlar. Bence o tür şeyler senle çok dalma. <laughs> Ya girme ama şu var. Kardeşim Kürtler şunun şüphesi. Kürtler şuna bakacak. Bugün İstanbul seçimi çok önemli. Ekrem İmamoğlu'na kazandıralım. Tayyip Erdoğan'a ders verelim mi? Hayır kardeşim. Biz artık 8 senedir tost olmaktan evet. sıkıldık. 8 senedir anamız ağladı. Burası biz bağımsız lazım. davranacak mıyız? Şu an Kürt hareketinde hava şeye döndü. Belki de Bağımsız şey. hareket edeceğimiz döndü. Evet. Bugün bir Cüneyt Özdemir bile ya Rasim bir şeyler atıyordu ama adam ne oluyor dedi. faydası? E, Mustafa kardeşimiz değil mi? Buyurun. E, yo, sadece parantez açıp kapatıyorum. Ama Türk bu arada Kürt değil. Ya yani. hiç önemli değil. <laughs> ben hayatımda böyle bir ayrımı hiç düşünmedim yani. Hiç evet. aklıma bile evet, gelmedi. Olsun. Evet. Bunlar konu yani hiç konuşulacak ya artık yani, Türkiye'de. E, sadece şu var. Yani e, Türkiye'de Kürtçü siyaset yapan bugünkü ismine Dempar, daha önce HDP, BDP falan bu partilerin Erdoğan nefretiyle CHP işbirliği yapmasının Kürt vatandaşlarımıza ne faydası oldu? Bedeli oldu. Bedeli oldu. Hiç <laughs> Oğlum, bu konuşalım şey var. yani. Hayır, varsa faydası devam etsinler. Bize de destek verelim. Aynen. Aynen. Hiçbir Aynen. politik faydası olmadığı gibi politik Hı. rasyonalitesi de yok. Evet. Yok. Artık kime faydası olur? Kayyum olmak için sırada bekleyen <laughs> valilere faydası olur. <laughs> Aynen öyle. Kaymakamlara faydası olur. Bak onlar bana kızıyor. Niye bizim işimizi bozuyorsun? Ne güzel Diyarbakır, Mardin, o oh o. Oh. Bütçeler bol, ihaleler. 12 şehir ilçeler 100, 100 ilçe belediye var. bak benim gördüğüm 100 belediye dem alacak. Aynen. 100 belediye kaymakamıyla varis <laughs> epey bir pazar doğru mu? Üstelik bu sadece kayyumlar değil hocam. Ee, şey de var. Biliyorsunuz kayyum atandığında en az 5 tane daire başkanı He? 20 tane daire başkan yardımcısı Aynen, 100, yaklaşık 150 200 tane yönetim kadrosu değişiyor. Yönetim yani kadrosu nereden Allah baksan bürokratı. 100 belediyede 2000 bürokrat Tabii, görev 2000 alıyor. 2000 bürokrat ve rahat 2000 bürokra ekmek çıkıyor <laughs> usta Ekstra maaş, Yo, ekstra bu, iş. Tabii. Başka yerden rızıkların temiri yasak. Rızık mızık, devlet memuru bunlar zaten. Bu işin peşinde olmamalı. Evet, devam edelim. Ben şunu edelim. gördüm e, orada. Heh, o dolaşırken, coğrafyada gördük. O coğrafyada dolaşırken şunu gördüm. Çok net bir şekilde. Aslında bizim e, bu hani İstanbul'da İmamoğlu'na kürtler kazandırmalı, işte şunu yapmalı falan orada çok bir karşılığı var. Ya yok. onu diyen bizim işte Ruşen Muşen evet, gibi aydınlar. Yani orada insanlar yani gündelik hayatlarında işte hizmet alamıyorlar belediyelerden, Doğru. kayyumlardan. Bazı problemler var. Kendi iradelerinin gasp edilmesinden dolayı şikayetçiler... Ee, bu Şeyler şikayetçiler mi? Jandarmaydı, evet. polisti bilmem neydi. Ee, onunla ilgili şöyle bir not e, geçebilirim. Geçmiş yılları bilmiyorum ama bu seçim sürecinde Mardin'de ben Ahmet e, Türk'ü takip ettim ve kendisiyle birebir özel aracında bir röportaj yaptım. Türk de, Ahmet Türk de diyor biliyorsun Erdoğan'ın evet. azlaşalım. Evet. Erdoğan e, süreci değiştirebilir. CHP hiçbir bir şey yapamaz. Ya bu evet. aslında asgari C zekalı olan evet, bir şey, şey ama. Herkesin fikri olması lazım. Ya çok basit bir şey evet. var. Kayyumları kim kaldırabilir? Erdoğan tabii. CGB'de bir güç K yok. Sahip çıksa kayyum sayısı 200'e çıkar. Ya Cevahir'in sözüyle Türkiye ya de 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 açık, konu açık yani. konuşalım. Bugün devlet bir bütün yargı, yasama, yürütme diye bir şey artık bir bütün. Gayri Erdoğan isterse Selahattin Demirtaş çıkar. Çıkar, evet. çıkar kardeşim. Gülpen şey... Kışanak da çıkar. Öyle. İstemezse çıkmaz. Ya gerçekte bu. Ben Asıl kesin şu... gerçek bu. Evet, sadece şunu söyleyeyim dönüşte ha. Mardin dönüşünde e, ismini ve veremeyeceğim bir üst düzey bir ha. partiliyle ile Ahmet ediyor. Dönüş yaptık ha, Onun arabasıyla ve söylediği şey şu. Önce Ahmet Türk ne dedi? Ahmet Türk sonra ona gel. E, Ahmet Türk'ün söylediği şey şuydu. Dedi ki e, şu anda bir çözüm süreci ya da benzeri böyle bir şey beklemiyoruz ama eninde Öyle sonunda eninde sonunda bu sorun çözülecek. Bu böyle gitmez. Bunun için adımlar atılacağını bekliyoruz uzun vadede olsa çünkü bu artık çok uzun sürdü bu süreç ve bir aşamada kat Ahmet Artık Türkler'de bir yere Erdoğan karşıtlı duygusta kalmamış Değil mi? Yok ben onu gözlemlemedim evet. Böyle evet. bir Demin, olmadı. Deminki Kürt siyasetçisi bana bir şey dedi diyordu. Ee, dön, dönerken aynı arabada döndük. Ben ona şunu sordum. Bu seçim sürecinde hani polis jandarma dediniz ya. Polisin hmm. jandarmanın size karşı tutumu nasıl? Bir baskı işte bir kötü evet. davranış görüyor musunuz? Söylediği şey şuydu. Son yıllardaki en rahat seçim sürecini, seçim kampanyası sürecini yaşıyoruz dedi bir Kürt siyasetçi üst düzey bir bölgede Kürt siyasetçi bunu söyledi bundan bir not olarak söylemek istedim yani şu çok önemli şimdi ben de bu yazdıklarımdan sonra çok insan arıyor ve diyorlar ki bir tabii hepimizin bir rahat konuşması konusunda sen kertez oldun inanılmaz şeyler atıyorsun hı hı. Yani şey Senden başka da bu konuyu yani üzerine duran yok. Evet, hiç kimse yok. Bir de kork yani. Aklıma şimdi şey var. geldi. Bayan Mitterrand Kürtlerin hamisiyim diyordu ya. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Bay Kütahyalı da ülke Kürtlerin hamisiyim. Abi, bir kere Bay Kütahyalı ya. Kürtlerin arkadaşı. arkadaşı. Tabii galiba evet. hamile ya öyle bir şey yok. Ama şey <laughs> söyleyeyim. Bak şu açıdan bak bir dem partinin hala milletvekili bana ne dedi. Bak çok ilginç bir benzetme. Lütfen bu benzetmeye Kimse tepki, yani sen de tepki gösterip Mustafa Ali bak ben çekinirim. O da göster ve hoşgörü göster. Çok ilginç dedi ki, yani sen aslında, biz bunu konuşuyoruz ama bizim Kürtler, hani ben Türkleri suçluyorum ya bizim Türkleri, ya hala eski düzen varsa diyor. Bunu en beğendiğim, en sevdiğim aydınlar dahil, etken manşuklar Yani kardeşim eski Türkiye kalmadı. ya yani Eski Türkiye der ki, olumsal değil, dünyadaydık, biz şu Mars'ta yaşıyoruz. Yani bugün Freedom House raporuna baktım. Çünkü sözüm ana Türk muhalif medyası tamamen devletin kontrolündedir diyor. Niye diyor? Çünkü diyor bunlar 7 ay boyunca diyor CHP neden kaybettiği tartıştı. Aynen öyle. Aynen <laughs> Çünkü öyle söyleniyor. Adamlar görüyor bunu. Bu ortamda çok iyi kimse şey söylüyor. Ya dedi abi biz Kürtlerin neden kabullenmesi gerekiyor. Realite bu dedi. Hala milletvekili. Hala çünkü söyleyemiyorlar insan. Hatta bana söyledi sen de bunu söylemesin ben bunu söyleyeceğim dedim. En son haberde biraz söyledim ama burada daha net söyleyeyim. Şu an dedi Türkiye dedi, biz Kürtleri, Kürdistan'da diyebilir de bir şey demiyorum yani, onun dediğini birebir alıyorum. İngiltere'nin dedi Kıbrıs'ı idare etti gibi mi idare edecek? Fransa'nın Cezayir'i idare etti gibi mi? Belçika'nın Kongo'yu idare etti gibi. Sorun bu dedi. Bugün dedi çözüm süreci eşit muhatap, bunlar bitti dedi. Yani çok çarpıcı bir şey söylüyorsun. Yani bu benzetme birçok insan rahatsız edebilir ama, Diyor ki ya seni de rahatsız eder. Birçok evet, Türk'ü bir de rahatsız eder. Birçok Kürt'ü de rahatsız eder. Ulan biz sömür... Diyor ki kardeşim Kıbrıs'ta seviyoruz. İngiltere idaresi vardı ve hoşgörülüydü. Bizim Kıbrıs Türkleri mesela şey demezler. Yani İngiltere bizi zulmetti falan demezler. E Cezayir'de Fransa bayağı bir sertti. Belçika Kongo'da o aşırı rezalet, sertti. O rezalet. Şimdi dedi bak denmeye şu an dedi isterse Türkiye Belçika'nın Kongo'da yaptıklarını yapar. Kimse de kökünü çıkartamaz. Bak bu çok acı bir şey. Hı hı. Bu güç aradaki kudret farkını görmüş bir Kürt aydını ve şu anda da milletvekili. Fransa'nın Cezayir'i gibi de idare edebilir. Yani çözüm süreci eşit muhatap masaya oturalım bunlar palavra dedi. Dedim aslında bunu senin söylemen lazım. Ben bir Türk olarak Kürtlere bit diyemem. Abi dedi, bunlar konuşuluyor ama aynı senin dediğin gibi düşünülüyor hı. ama söylenmiyor. Hani bir dünya değişmiş Mars'tayız. Ama kabullenmek istemiyoruz. Hala bana Mustafa abi diyor ki ya Yasemin şuradan baklava getir. Abi getiremem burası Mars. Baklava yok. Yok. Mustafa abi diyor ki Yasemin abi bugün bir Adana yemez mi? Adana yok abi. Mars, Mars'ın yemekleri nedir onu öğreneceğiz. Mars'ın yemeklerini yapacağız. Ama onu da kimse bilmiyor. Mars'ta ocak var mı? Mars'ta fırın var mı? Onu da bilmiyoruz. Rasim Ozan Kütahya'da Mars'ta hayat var. Abi dedi. Mars'ta ben biz böyle el el gördüğüyle ben dahil. Ama burada hayatımda ilk kez geldim bu kadar tek başıma hissediyorum. Onun için Sabriye de, Mustafa Ali'ye en azından anlamaya çalıştıkları için teşekkür ediyorum. <laughs> Durum bu bak. Bu adamın benzetmesi. Ya dedim bunu söyleyin. Bak Kürtler tek de, Kürtler değil. Kürtler de bugün senin gittiği konuştuklarına benziyor. Hala şöyle Kürtler var. E, MHP'yi atsın bizi alsın. Baba ne yapıyorsun? Yok öyle bir dünya. MHP artık bu işin parçası. Sabri'cim orada sana bile tek gidin var. Abi devlet bahçeli şudur budur onlar bitti. Devlet Bahçeli bu devletin ruhu şu an. Bu ruh da böyle kolay o oh, bedenden ayrılamaz. Ama bu özgüvenle birlikte Tayyip Erdoğan yarın İmralı'ya tecridi kaldırsın. Daha abartıyorum. İmralı'ya yeni tesis yapsın. Villa yaptırsın. Devlet Bey Tayyip Erdoğan kararı. Saygı duyar. Saygı duyar. bu durum ilk kez böyle. Pazarlık, pazarlık. Bir tür eski Türkiye siyaseti andıran bu yeniden refahlı olan rezillikler var. Ben de girmiyorum bile ya. Tiksiniyorum ya. Bir de bu işte bu tip Gökhan hmm. var. Tam eski Türkiye'yi andıran. Parayı verdim mi? Aldın mı? Malatya'yı ver. Bilmem neyi ver. Abbate gömlekleri bakmış Yok ona Erbakan'ın damadı kızar. Bilmem ne. Ya konuşmak da istemiyorum. Bak bugün Suat Kılıç gelecekti yeniler ve var Belki bugün konuk olacaktı. Gelmedi. Bence iyi oldu yani. Ona da saygım var. Devam etsinler de. Benim ilgimi çekmiyor abi. Benim şahsen çekmiyor abi. Bana bir tiksinti verici geliyor bu muhabbetler ya. Bilmiyor musun Mustafa'cığım sen genç bir siyaset, genç gazeteci olarak ilgileniyor musun bu saçmalıklarla? Değil mi? Ama Kürt meselesi gerçek bir şey var. Bir halk var. Kesinlikle. Yaşayan insanlar var. Ve Bunu tabii gidip görünce daha bir anlıyorsunuz e bak, ki Sabri abi mesela oradan Sabricim, gelen bir kişi. Yani senin bir görüşünü merak ediyorum. Ben... Bu DEM Parti milletvekilinin bana söylediği örnek çarpıcı değil mi? Bugün gerçekçilik açısından. Aslında şöyle, yani teknik terimleri muhakkak zıtlaşabiliriz, buzlaşabiliriz o başka bir konu ama bu bence e, Türkiye'ye bakıp da e, gerçekçi, realist bir analiz yapan bir zihin. E, bizim bence bugün en büyük sorunumuz Türkiye'yi düşünmüyor oluşumuz. Ya Biz koloniyiz diyor adam. Tabii tamam, katılmayabilirsin. Evet, evet. Biz diyor, şu anda nasıl olacak? Yani bizi Kongo gibi bir zulüm edecekler mi? Biz Kıbrıs gibi mi olacak? Falan çünkü Kıbrıs hala Londra'da 300 bin Kıbrıs Türk var, değil mi? Evet. Sömürge halk ama o kadar benimsemiş ki İngilizler onu gitmişler falan. Evet. Aslında Neyse. bu şöyle bir sorun da var. şimdi hakikaten de ya büyük ihtimalle sadece bu programda tartışıldı <laughs> geçen hafta. Ondan önce yoktu. Konuşulabilir konular var Türkiye'de. Öyle ya biz de tabii biz de bir haftadır aslında bunları bulunduğumuz bulduğumuz eş dost sohbet meclislerinde dile yani gerçekçi getiriyoruz. gerçekçi mi bu denmeyi Evet gerçekçi ama şöyle bir gerçekçiliği var. O söyleyemiyor bak. Evet. yani ben, ben şuna, şuna getirecektim. Evet. Şimdi e, Kürtler bu ülkede e, Herhangi bir halk değiller. Kurucu bir unsurlar. Tabii, tabii. Ve bu kurucu unsuru... E, iki büyük halktan biriydi. Evet, iki büyük halktan biriydi ve üstelik kurucu, yani asli kurucuydu. Şimdi bu kurucu unsuru bütün Kürt politikacılar dile getiriyor ama ne anlama geldiği hakkında çok bir fikir olduğunu düşünmüyorum. O da şu, müsaadenizi açayım. Tabii. E, kurucu unsur demek aslında devletin kadrolarında yer almak demek. 1925 yılında... Bütün bu Balkan ve Rumeli göçmenleri olan siyasal kadrolar devleti ele geçirince hiçbir Kürt kendine devlet içerisinde yer bulamadı. Kürtler kadro savaşı vermek yerine ya da bu devletin yeni düzenini 1924 sonrası yeni düzenine itiraz etmek yerine isyan etmeyi tercih ettiler. İşte 19... oldu zaten. Evet bu, bu yani ve, ve, bu 99 yıldır devam ediyor. Evet. Yani mesela e, Rasim Bey bazen şeyden bahsediyor. 4 yıldır yaşanan e, Problemler bu aslında 99 yıldır. Rahmet Süleyman Demirel derdi ki 26. isyandır bu derdi. Evet on, aynen için. öyle. Dolayısıyla yüksek düzeyde bir itiraz ve isyanla sonuçlanan bir e, bir aktivizm vardı. Ama bunun yerine başka bir yol tercih edilebilirdi. Ne gibi bir yol? E, bir itiraz ve devlet içerisinde Kürt kadrolar olarak yer alma yolu tercih edilebilirdi. Bence o e, ismini zikretmediğiniz DEM Partili milletvekili evet. esasen şunu söylüyor. Diyor ki ortada bir devlet var. Ve biz de Kürt olarak varız. İstanbul'da yüzde %10'uz, Diyarbakır'da şu kadarız, burada bu kadarız. Ve şimdi biz bu devletle ne türden bir ilişki kuracağız? Çünkü bu aslında bence, Ömürge falan ama bence bu bir şeyin de itirafı. Tabii. Biz devletle konuşmayı şimdiye kadar başaramadık ve öğrenemediğin de bir itirafı. Evet, yani evet, çünkü evet, Dem evet, parti, evet, evet. parti yaklaşık 10 yıldır hiçbir şekilde devletle konuşmuyor. Güç ben, analizini doğru yapamadılar. Tabii. Bundan yani güç analizini doğru bundan yapamadılar. Şimdi bana bu şimdi yani tamam bu ben Türk bizim özellikle Türkleri rahatsız edebilir. Sömürge gücü değiliz işte falan gibi ama mesele o değil zaten. Ama burada ilk defa ben demden güç analizini çok doğru yaparlar. Abartılı şekilde evet, doğru yapalı. Evet, evet, Kardeşim durum bu bak. Bizim tabii. halimiz bu. Yani burada şunu da deneyebilirsin. Kongo gibi biz zorlayalım. İyice zulüm görelim Troşkis bir kafayla. Tabii ki olduk. Ya olmuş işte, Hendek evet. Mendek'te evet. kafa oydu. Bunun Türk devleti delirsin. Işte iyice yıksın evet. geçsin. 1993'te de öyle oldu. Tabii. Geçen hafta konuştuk. E Ustam abi sen şeyi hatırlıyorsun değil mi? Yaşın tek müzakere. Şırnağın düştüğünü, batmanın düştüğünü. Ağustos 1992. Evet. Çok iyi hatırlıyorum. Ben evet. Çok net hatırlıyorum. Komutanım. Hayır. Tugay ne kadar. Evet, evet. Ha, bir Bunu... anlatır mısın? Hiç bilmeyenler var. Şimdi 1992 yılının. E ee, önce Nevruz'unu ben hatırlatayım. Ben o sene askerdim. Yedek evet, subaydım evet, Trakya'da. Evet, evet, evet. Ee, fakat olayı birebir takip ettiğim için isim isim hakkında İsmet Sezgin İçişleri evet. Bakanı e, Sehap Başbakan. Evet. evet Demirel Başbakan. Cumhurbaşkanı Ramazan Turgut, Turgut Özal. Rahmetli, evet. Ama Özal bypass edilmiş durumda. Da, bitmiş durumda. Ee, o da kendince çözümler üretmeye çalışıyor. Ahmet Türk'ü Cengiz Çanları. Çağırıyor. Beka Çağ... Vadisi'ne Çağ... yolluyor. Şam'a gönderiyor. Şama bitmem gönderiyor, bitmem gönderiyor süretli, Hatip Dicle'yi çağırıyor falan. Evet, GAP TV'nin kurulması için öncülük etmiş falan. İyi niyetliydi. Çok iyi niyetliydi. Allah rahmet etsin. Ama ee, o günkü silahlı kuvvetler Karşıydı. Mağlup oldu. Ha şeye mağlup oldu. Geçici olarak da olsa. çizleri düştü şimdi, sonra geri aldılar. Önce şeyi söyleyeyim. 21 Mart 1992'de ben o gün gece Nizamiye Nöbetçi Subayıydım. Baba Eski'de. Ee, ve gece bütün haberleri izliyorum. İsmet Sezgin sabaha karşı dedi ki Nusaybin'e de teşekkür ediyorum dedi. Çünkü de işte de provokasyonlara gelmediler dedi. Bunu duyan PKK Nusaybin'de halkı zorla arkadan ittirdi. İttirerek köp Nusaybin köprüsünü çıkarttılar. O zaman özel harekat gelir. Buna şimdi. medyada yayın, yayınlanıyor. Yayın Tabii hepsi. İşte Şırdan düştü, düştüğü, Batman'ın düştüğü. Düştü şeklinde değil ama. Vali falan baskın. gitti sonradan ben bana Hayrik Kozakçı oldu anlattı. Yani vali vali. diye kimse de, yazamaz, yazamaz. Yazamaz. Yazamaz ama şu var. Büyük bir çatışma oldu. Ama hepsi Gazetesi duyuyor. Tabii Fızıldı Gazetesi. Yani o zaman PKK bugünkünden milyon kere daha güçlüydü. Tabii canım. PKK'da bitmiş durumda. Milyon kere. Bak PKK'nın şu anda Türkiye'de nokta kadar anlatacak bir sözü de yok. Ya, askeri silah Hele silah, sonra. Silah gücü yok diyor. Zaten askeri varlığı da yok. Askeri varlığı, varlığı yok. da fikren yok. Fikren de yok. Mesela eskiden fikren de vardı. Hı. Şimdi eskiden bir Kürt sorunu vardı. Biz ne diyoruz? Hayır, senin, diyor. o, senin hayır. kendi görüşlerin ayrı olup konuşacağız. Ya 92, 93'te. En şiddetli şırdan, zaman, Şırnak'ta yüzlerce. Kontrolden Abi çıktı dedi. Tabii kontrolden Mete Sayar, Tugay komutanıydı. Ben hiç unutmuyorum. Çok affına sığınarak söylüyorum. Bakın bu telsiz konuşmalara sirayet etmiştir. Şehir için, Şırnak şehri için şu ifadeyi kullanmış. Şırnak şehri için. Yani teröristler Tabii. değil, bütün şehir halkı için. Tugay komutanı Mete Sayar'ın ismini veriyorum. Evet, o Hayal. gün Milliyet Gazetesi'ndeki, ben şeyde nokta noktalı olarak yapmıştım Yani bipleyerek söyleyeceğim. Öyle. Yakın, yıkın, si nokta nokta analarını, dedi. o nokta nokta çocuklarının. Ve Şırnak'ta top mermisi girmemiş ev yoktu. Doğru. Şırnak'ta Aynen. Aynen. top zaman, mermisi yani, çok diyorum. Acı. G3 mermisi veya işte... Eciz'le de, Osman Pavukoğlu... O kanun koyucu diyor ki bütün Cizre halkını çocuk çocuk topladım meydanda hepsini tehdit ettim. Şimdi zaman bu soru bunlar sorunu çıkarttı bunlar zaten. Ee, sorunu daha daha oldu. daha çıkın kampanya İnsanlar şey. bundan dolayı daha çıktılar. Peki bunları kim engelledi? Allah razı olsun Recep Tayyip Erdoğan engelledi. He, i̇şte İktidara o, o geldi. o, o, o <laughs> propagandakısfına. Ama ha gerçek. <laughs> aklısın, şimdi aklısın öbürü de, de gerçek. Ya bak orada konuştuğu insanlar bile Kürtçe yapıyoruz. Aa bak. şuna gelelim. O günden bugüne çok güç dengesi değişti ve en azından devletle konuşmayı beceremediler diyorsun sen evet. ee, şu anda ne hava yani şu anda bence özellikle son 15-20 gün biraz değişti son bir hafta çok daha fazla çok değişti, değişti. Selahattin tabii çok, Demirtaş evet, şeysiyle. Tabii Demirtaş'ın da etkisi oldu yani bence bunu daha önceki programda birazcık söylemiştim. Şimdi Kürt hareketi ya da Kürt siyasal kadroları hatta Kürt entelektüel kadroları bir karar vermek zorundalar. Şahsen ben mesela o kararı kendim verdiğimi evet. düşünüyorum. Karar da şu. Aktivist mi olacaksın, politikacı mı olacaksın? Eylemci zihniyetiyle mi davranacaksın, politik realiteyle mi davranacaksın? Evet. Aktivist Olacaksan sağda solda bağır hiçbir sorumluluk bir halkın sorumluluğunu hiçbir şekilde düşünme halka kayyum mu atanmış halka Heh. askeri ha. askeri e, yığın atma yapıyorlar gibi takıl. Tabii, bağır. Gibi ta ve tip mesela tiplilerin kaybedecek hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. ama demin kaybedecek ne? kaybedecek çok şey var her şeyden Bu, önce halk var halk bunu halk var. her şeyden önce tip bir ideoloji partisidir Tabii. ama dem bir halk partisidir dolayısıyla halkın senin sorumluluğunu, yaptığın aşırılıklar Evet. Yaklaşık 8,5 milyon 9 milyon insanı ilgilendiriyor. Evet. Yani en azından dem tama bütün tabii, Kürt halkı tabii. dersen 20 milyon. Ve hatta hatta hocam şöyle devleti bu kadar radikal bir düzeyde kışkırttığı için e, Türk şehirleri de e, güvensizlik hissediyor. Yani tabii bu iş sadece hissediyor. Türk şehirlerinde değil. Çünkü öyle ya da böyle devlet olağanüstü hal ilan ederse ya da olağanüstü hal momentine giderse adı konmamış bir durumda o zaman ne olur? Hepimizin özgürlük alanı bir parça Abicim, daralır. Abicim ben onu söylüyorum zaten. Bak tabii şu an çok yeni bu fikirler. Yani Mars Hı -hı dünyada olan bir adam Mars'ta izliyorsun. Evet. Ne diyorsun lan manyak diyor. Şu an vallahi billahi Meral Hanım %9 alsın. O zaman %99'da Meral Meral Danış mı? Meral Akşener. Meral'danıştı. Meral'danıştı. Meral Akşener. diye bir aktör Türkiye'de yok. O devletin bu kadrolarından biri. <laughs> Meral Danış Beştaş %9 alsın. Vallahi billahi. Serbestiyet adı üstünde on kat serbestleşir. Ekrem İmamoğlu kazansın diye uğraşan bütün CHP sayfaları. Hiç kusura bakmasınlar o akılsız Ruşen Çakır'ın medyaskopu. Evet. Ne tamam. yazı yazmış. Bütün Kürtler İmamoğlu'na vermiş. Hiç sormayın. Hiç sormayın. Bu deli bu adam ya. Bu, bu adamın kendi etnik ama ya senin dediğin geçen hafta söyleyince ben sana demiştim abartıyor. Dedi ki seçimden sonra 14 Mayıs'tan sonra şey çıkmış Ruşen Çakır. Tamam. Belki Demiş ki Kürtlerin anahtar olmadığı anlaşıldı. Kürtler kaybeden ve kaybettiren oldu ve şey bunu söyleyeyim. büyük bir hazla. Haz Hiçbir ben şey burada o zaman bir et etnik Bey'in umurunda değil. Ben değil. etnik psikolojik bir analiz yapacağım. Hiç kusura bakmasın. Artık ben abicim şeyimi bu, bu, bu frenleri boşalttım. Ruşen Çakır Öz yüzde yüz lazdır. Hı. Türk değildir. Ve abi yani içinde psikolojik olur. Ulan biz asibili olduk. Bunlar da olsun diye bir böyle psikolojik normal öyle değil normal demokrat. Çok ciddi bir iddiada bulundun. Ruşen Çakır Türk değildir. Ya o zaten kendisi söyledi. Evet, şey. Laz milliyetçisidir. O konuda Ahmet Yavuz Dürcü müdür? Yok Laz. Laz. Ama o konuda Ruşen çok haksızlık etmiyor. Tamam. Ben yüzde yüz Laz'ım. Tamam biz diyor asimile olduk diyor. Hayır, ben, ben onu anlıyorum çünkü bir insanın niye bu Kürtlere karşı böyle bir ne, duygu, nefret duysun ki normal çizgisi öyle değil. Sosyalist falan. Ya değişik bu. Türk solcusu çok değil. Türkler yani. Kürt o zaman hemen bir dakikalık reklamdan sonra. reklama gelelim gelelim sonra bir devam derece. edelim. Evet sevgili seyirciler. Ee, şey tabii bizim yan yana diğerler tepkilerde Hiç, arkadaşlar hazır hep kalıplar olacak. Bak benim mesela lisede bir öğretmenim vardı. İslamcıydı da. Kami Yıldız demiş ki memleketin birçok yönetimi Kürt kardeşim. Burası Türk kültür devleti var. Hep eski söylemler. Eski söylemler bunlar. Özal da Kürt'tü. İsmet önünde de Kürt'tü Öyle falan gibi. Kürt değil kardeşim bunda. Özal da Kürt değildi. Kürt değil. Yani o zaman bir İktidar yazarı da Rum. Değil kardeşim adam Rum. Yani kökeni Rum da hatırlatınca adam masayı yıkıyor. Öyle öyle. <laughs> masayı yıkıyor ben Rum değilim değil mi? Yani bu değil. Kürt nedir? Sabri Kürt'tür kardeşim. Gitti ya. Sabri Kürt'tür kardeşim. Ben... Mustafa abim Elazizlidir. Yani o coğrafyadandır. Belki senin de 10 kuşak önce Kürt var. O Ama bir Kürt sen Kürt'ün olabilir. Ermeni de olabilir. Yani bilmiyorsun. Tabii. Ha, o ben değil. bildiğim kadarıyla Türküz biz. Yani Niye? ay? Niye? O, Oğuz boyundanız yani, ama. Ana dilin Türkçe. Tabii. Babanın ana Baban dili Türkçe. Doğru. Ha, bitti abi. Dedemin de öyle. Dedemin, ondan dedemin sonra, de Sonra, ondan sonrası oydu boydu. Ondan sonrası abi yalçı küçük Çin'e gire. <laughs> tamam mı? <laughs> yani ya da ne bileyim işte Hatay konusu geçiyor. Barış Atay Arap. O herife benim saygım var açık söylüyorum. Arap biri ona diyor ben Kürt asıllıyım dedi. Bir dakika birader sen Kürt asıllı değil Kürtsünüz. Ben de Arap asıllı değil Arap'ım dedi. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Kürt taşı Arap'ım dedi. O kelime bana çok garip görüyor. Asıllı. Kürt asıllı Kürt, kökenli. Kürt, evet, Kürt evet. kökeni. Ya Kürt ya. Ha Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bitti. Ya, bitti. Ama, veya Ama bak Ahmet Yavuz ya, Arap değil o. Kökeni Arap ama değil o. Türk o. Anladın mı? Yani Arap'tan o şey Peki ettik... Mesut Özil ne? Mesut Özil Türk ama Alman vatandaşı. Şimdi <laughs> baktığın zaman bu algılar devam ediyor. E sen bir şey diyordun. Onu e, sözünü ölmeyelim. Sen ha, Kürtlerle ama, solu. Sol, evet, Kürtler ve sol. Ruşan Bey'in o seçimler hmm. hemen sonra yaptığı analizden bahsetmiştiniz. Şimdi Bunu e, ben şeyden Sabri'den öğrendim. Ben evet. bakmıyorum. E, ben bakmıyorum. bir Kadri ile Kadri ile programlarını gördüm şey şey 14 Mayıs'tan önce. Evet. Yani Dampen Pen Damber filmine adaydı yani. Var ya Hatırlıyor salak mu? avanak. Evet. Ben böyle bir böyle bir analiz görmedim ya. Hala öyleler bu arada. Böyle bir şey. Şş, o, 2000... İnanamadım abi ya, ya. Üzülüyorum ya. Evet. Yani ben şunu söylemek istiyorum. şimdi bu seçimde hani Dem Parti İstanbul'da neden %9 almalı? Türkiye'de neden ben katılıyor musun? Meral Hanım sence de 9 almalı mı? Bir Türk kesinlikle al, almalı çünkü almadığı halde 2028 seçimine giderken bu Ruşan Bey'in bahsettiği gibi Aynı herkes aynen. Kürtlerin Aynı artık aynen. bir şey yok. Evet. bir olmaktan yok, bir gücü yok. çıktı. Gibi analizler yani ne faydası var? var. Ekrem Bey'in bir daha belediye Kayacak. De. kayacak. Yani milliyetçilerin oyunu almalıyız. Diye. Türkiye daha da milliyetçi. Daha milliyetçi. Karşılarımı tarih ediyorsun. Evet. Sinan evet. Okan diyecek kilit benim diyecek sonra Hanlar, hamamlar Hamaplar, Kerevansaraylar. En çok da bu yüzden belki de oy vermesi gerekir diye düşünüyorum <gülüyor> partisine. <gülüyor> <gülüyor> bir Devam, de. E, bir espri <laughs> yani Sinan Okan'ı da savunmak bana düştü ya. <laughs> Sinan Okan Tayyip Erdoğan'cı tabii savunacaksın. Tamam ya, ama şu var. Adamın... Peki ben Sinan Okan devletin adamıdır dedim dedim sonra adam gerçekten itiraf etti hala da. Tabii ki devletin adamı ya. Dedik abi elli kere dedik. Ya Ümit Özil'e diye bile dedim. Git şu Yılmaz Özil'e söyle. Sinan Ogan'ı övüp duruyor bu. Devletin adamı. Bu Tayyip Erdoğan'ın Yılmaz Özil devletin adamı. Özil değil mi? <laughs> ya değil, değil. O bak şöyle. Aklı değil. ama ideolojik açıdan salak. Ya salak derken şu. Aslında Yılmaz Özil o açıda karakteri olan bir adamdır. Mesela Yılmaz Özil de, de ki al şu parayı şunu yaz. Ya. Fırlatır. Ama ideolojik açıdan. Ama bir rakı mezesine Kıbrıs'ı Yunan'a verir. İdeolojik açıdan Atatürkçü olunca, milliyetçi olunca muhalif ya bu oldu mu olamaz ha muhalif? Değil değil. Meral Akşener onun konu dışı. Ya konu dışı yani. Olar, olamaz abi. Olar makbul muhalif. Olamaz. Bak mesela Ruşen Çakır samimi muhalif. Ama salak ya. Kusura bakmasın bunu <laughs> söyleyip isterse de dava açabilir. Ben artık bu konuda çünkü kendime sınır koymak <laughs> kararı aldım. <laughs> çünkü artık gençleri de kandırıyorlar. Medyazgı bizi <laughs> genç takip ediyor. Bakıyorum salak salak laflar ediyorlar ya. 3-5 kuruş para kazanırsa onlara da tazminat davası yani ya, olarak vereceksin. ya valla o, o açamaz bana zaten. Çünkü bu gündeme gelirse daha e, kötü e, olur. Şu, Bey, yine kardeşim, da, olmaz, bir, yine Kardeşim olmaz akılsız yani. Kadri Gürsel de bence samim muhalif. Ama abi adamların ideolojik takıntıları onları Tayyip Erdoğan'a hizmet eder noktaya getiriyor. Diye düşünüyorum. Evet devam <laughs> edelim. Mustafa <laughs> ee, Ali'yi bu... riskli yerlere sokmayalım. <laughs> Bu Kürt sol ilişkisi Kürtlerle sol ilişkisi hakkında küçük bir notum var. Ee, gelmeden önce evet. aldım. Şöyle bir nokta var. Ben e, liseden beri lise yaşaşırlımdan beri Kürt meselesi üzerine okumalar Bir Sakaryalı olarak Kürt meselesi doğru. üzerine, bunun çözümü üzerine okumalar yapıyorum. Ve gördüğüm şey şu. Kürtler Türkiye'nin en politik ve en stratejik düşünebilen, hareket edebilen Kesinlikle. siyasi kesimi, halkı. Doğru. Ama doğru çok yüksek. Evet. Abi. Ama biz e, bu kesimin, bu halkın son yıllarda e, bu stratejik davranma noktasından uzaklaştığını görüyoruz. Ben bu ama elitleri öyle bence. Sol, sol e, görüşlerin e, Türk parti içerisinde var, tabii. Türk solu, Kürt solunun da benzer bir şekilde bence büyük etkisi var. E, bu ikisinin yani sol dili, sol dil, evet, etkisi. Evet, sol dil yüzünden. Solcular Kürtleri mahvetti diyorsun. Evet, Solcular Sabri Bey'in de bahsettiği hani o aktivist <laughs> olma Evet, Ruhunu işte hala mesela Tülay Atimoğlu'nda gördüğümüz işte AKP, MHP faşizmine karşı işte falan. Ama desin o önemli değil. Tülay Atimoğlu'nun söylemlerinde -Tü Kürt mü Kürt değil, yok. değil. O Kürtçe de bilmiyor. Yani. Arap, Arap Alevi. Evet, ee, ve yani bunu, bunun Kürtlere stratejik davranamama e, hastalığına sebep olduğunu düşünüyorum. Kesin. Bence bu seçimde Kürtler İnşallah bu kurulacak. hastalıktan kurtulacaklar. Bak ve gerçekten. Yani çünkü ben... Gerçek bir Türk olarak bunu söylüyorum. Kürtler stratejik davranma konusunda Türkiye'nin en bilinçli ve en 2015'e kadar muhteşemdi. Evet. Halk bu arada hala öyle. Halka öyle. Halka Görüştüğüm öyle. Herkes de bu karşılık buluyor. Bu konuştuğumuz şeyler, sizin söylediğiniz şeyler halkta karşılık buluyor. Ama ne zaman ki yukarı doğru çıkmaya başladığımız elitlere orada doğru orada Türk solunun etkisi maalesef orada farklı Türk, bir Türk Türk solunun, solcuların, Cihangir diyebiliriz, beyaz Türkler diyebiliriz. Çeşitli etkenlerin etkisi ya ee, yani konuştuk senle evet, de. Demişti işte, Ahmet Hakan en çok sas çaldırdı. Hı. Ondan sonra git Tayyip Erdoğan'ın adamı oldu. Yani burada ben olsam, bak ben Hedem'de olsam mesela hiç, bir bu lafıma millet kızacak. Türklere güvenmem abi. Sen ayrı bir insansın sen. Ayrı bir yapısın sen orada. Sen şimdi buna evrensel olalım. Orada ben mesela çok sevdim Ali Bayram da katılmıyorum. Abi olmuyor ya. Bu olmuyor. Orada hala romantik düşünceler var. İşte beraber olalım da bilmem ne de. Belki bu Dem Parti milletvekilinin dediği abartılı ama yani abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum yani. Evet, Adamın diyecektim. dediği de o noktaya geldi Türkiye bir kendimizi Hı -hı. kandırmayalım evet, diyor yani. Evet, evet. Ya şöyle, Mustafa Ali bitirdin mi? Buyurun. Evet. Teşekkürler. Bence Dem Parti'nin hatta bütün Kürt hareketlerinin ama daha çok Dem'i konuşuyoruz. Dem Parti'nin iki sorumluluğu var. Birincisi siyaset yapmak. Evet. Bir siyaset yapmak nedir dediğimizde benim verebileceğim en kısa cevap somut durumu somut tahlili. Bugün Türkiye... Solcuların da meşhur lafıdır bu. Soğut, evet, Lenin'in... Evet, evet, e, Gerçek solcu değilim de. Olsun. En azından. Evet, Ama evet. Marksizm kültürü evet, evet, var. Tabii. Lenin'in, bu aynı zamanda Lenin'in... E, Türkiye'de o kadar tanımı. sol yok ki ben bazen diyorum bir sol mol bir Bilmiyorum. şey gibi. Tek karakter mi yarısı? Hayır, Türkiye solu, Türkiye solu e, anti-Leninistir. E, ayıp olmasın diye Marksist takılır. Evet. Ve esasında da Kemalistir. Abi, çünkü Kemalizm'in çok büyük evet, Çünkü bunu onu Kemalizm'e iten de seküler ve ateist e, vizyonudur. Sekülerizm. Evet, evet. Sekülerizm ve ateist vizyonudur. Burada itikadi bir şey söylemiyorum. Dolayısıyla e, Kürt hareketi devletle söz konusu e, bir diyalog kurmanın yolunu e, devleti somut bir şekilde tahlil ederek aslında bu aynı zamanda entelektüel bir etkinliktir de. Yani biz burada bu yüzden e, az önce Mustafa Hocam da söyledi biz fikir işçisiyiz ve dolayısıyla burada entelektüel bir tahlil yapma bir sorumluluğumuz da var. Ee, ve Türkiye hiçbir zaman tarihinde bu kadar entelektüel bir çöllük de yaşamamıştı. Eğer e, Kürtler ve Kürt hareketi, hatta bence İslamcılar da somut durumu somut bir şekilde tahlil edemezlerse politik alanda varoluş gösteremezler. Dem Parti'nin ikinci bir sorumluluğu daha var, o da şu. Dem Parti aynı zamanda bugün varoluşsal bir kriz yaşıyor. Varoluşsal krizi şu, kendi kitlesini farkında olmadan CHP'ye ve tipe kaptırma gibi, tip gibi küçük, CHP gibi büyük Aynen. bir partiye kaptırma gibi bir riski var. Şimdi, Son sene biraz sonra yaptı. Evet, çünkü dediğim gibi halkıyla konuşma e, kanallarını kapattı. Halkıyla ne etnisiz bir dil kurabiliyor. Hani isterse geliştirelim. Çok önemli bir tespit evet, Teşekkür ederim. Ne etnisiz bir dil kurabiliyor. Ne Kürtçe bir dil kurabiliyor. Ne sözgelimi söz gelimi kapitalistik yani zenginleşme dili, ne maddi bir dil kurabiliyor. Halkıyla hiçbir dil kurmuyor. Bilakis halkıyla kurduğu bütün dil... CHP'yi ya da solu yani tipi dolayımlayarak kuruyor. Ama şu an ben değişti. Evet. Birkaç gündür. Şimdi i̇şte Selahattin Demirtaş bütün Türk solcularını rahatsız eden bir dil kullanıyor. Evet. Sayın Erdoğan'la bu iş, Sayın, Sayın Erdoğan, Erdoğan diyor. Tabii. Sayın Erdoğan'la bu iş çözülür diyor. Ve bu gerçekçi. Sayın Erdoğan'la oturmalıyız Gerçekçi. Diyor. Evet, 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 Ama bundan ötürü ve bu, de bu, ve bunu da anlatmak istiyorum. bakıyorum istiyordum. bütün Şirin Payız'ı falan hastaneye kaldırılmış durumdan. evet, durumda. Evet evet. Bunu C da, bunu da, bunu da anlatmak istiyorum. Kah yani, kah Bir şey diyeyim mi? Bu, o şirin bile Belal Hanım'ın 109'u özgürleşir biliyor musunuz? Evet. 10 evet. lafından 9'u hılsız ya, akılsız 10 lafından 9'unu söyleyemiyoruz. Evet. Hayatınız yalan. Freedom House raporunda bile halk TV için sahtekar muhalefet diyor ya. Freedom evet. House raporu. sarı muhalefet ya. Freedom House raporunu okuyun, utanın ya. Bir, bir de. Sözüm ona muhalefet Rusya'daki muhalif kanallar diyor. Daha muhalif diyor ya. Ya Türkiye'nin bugün millet Rusya'ya dal geçiyor. Efendim 83 almış Putin ke ke. Bu da oradaki misin? muhalif kanallar bizimkinden daha muhalif evet, evet. Gerçek en azından zorlanıyorlar öldürülüyorlar. Ya öldürülüyorlar. biz tiyatro oynuyoruz ya. ya tiyatro, tiyatro, oynuyoruz. Bak devletin, tiyatro devletin oynuyoruz. en sert aydınlarından biri diyelim. Ay evet. yazarlarından. Tamam. Çok sert Erdoğancı. O bile tiyatro oynuyoruz. Tiyatro. İtiraf Diye ediyor. Siz daha bir itiraf edin. Mali edemez. falan değil onlar ya. ya böyle Beyler. bir şey olur mu? Bir orta oyuncusu. Bir rahat edin. Bir Beyler Selahattin yapıyorlar. Demirtaş çıksın. Evet. Bir dokuz alsın. Bana ama ben son, sen bana şunu söyle. Biraz daha yaklaştıkça teorik analizi pratik. Gerçekten Türkler dokuzu toplayabilecek mi herhalde? Evet, toplayabilirler. Yoksa İmamoğlu, Bimamoğlu yine bir şeyler ne, ne olacak bilmiyorum yani. yo, hayır, Allah bilir. Hayır. hayır, toparlayabilirler bunun için e, genelde Hava değişti e, hava, o kesin. Hava değişti ve e, son bir hafta, e, son bir hafta e, bence Demirtaş'tan açıklama da gelecek. Bu arada bu Demirtaş'tan açıklama olsun bir önceki e, açıklamalar olsun. Peki sence İmralı avukatlar gitmeli mi? Yani şöyle Ben dedin geçen yo, hafta. Yok şöyle. İmralı'ya avukatlar e, mahkum hakları çerçevesinde gitmek. O doğru. Yoksa açıklama gelmemeli. Yok, gelmemeli. Ama geçen Amtose Ali Kemal Özcan, Özcan olayını yanlış yorumladı. Ya. Burada konuştuk. Evet. Ali Kemal Özcan olayı. Ya komedi, Netflix'te komedi filmi yaparım ben. Öyle Bülent Arınç bunu aldı. Bak, çok önemli mahrem devletin sırlarını anlatıyorum. Bak, kendim riske. Bülent Arınç bunu aldı. Gerçi Ali Kemal her yerde anlattı ki sırmına. <laughs> <anladım. gülüyor> Bülent Arınç Ali Kemali aldı. Son günler. Tamam mı? Ben o sırada dışarıdan izliyorum. Beyefendi o zaman tam şey. İmamoğlu'nu yeneceğiz diye. Sonra yüzde kaç fark ederiz? 800 bin. <laughs> 800 bin. 800 bin. O sırada Ali Kemal da APO uzmanı adam. Allah var. İngiltere'de doktora yapmış. Getiriyor. Tayyip Bey, Hakan filan. Konuşuyorlar. Ne yapalım? Ne dedim? Gidiyor. Başta erken gidiyor. Hı. Öcalan orada da onu söylüyor. Diyor ki kardeşim aman Kürtler olmasın bu dört buçuk sene mahvoldu. Evet. Dedi ki mahvoldu. Evet. Ada şey olmayalım tarafsız kalalım. Türkler arasındaki siyasi kavgaya girmeyelim. Filler tipişir, çimenler ezilir. O sıra aslında hukuk bulusu bunu okumuyor. Tereddüt geçiriyor. Kandildi, demir taştı. Demir taş dosu Edirne'de ve tamamen imam onu destekliyor. Ondan sonra dönüyor Ali Kemal Özcan. Öcalan diyor ki nasıl okumadılar ya? Yok, okumadılar diyor. Ya diyor gideceksin diyor. Bak ben bunu oradaki devlet etkisinden teyit ettirdi. Bana Ali Kemal arada coşup uydurabilen bir insan mıdır bilmiyorum tabii. Öyle olduğuna inanmak istemem de. İki yanına alacaksın dedi. Az avukatları okutacaksın. Sakın sen okuma diyor. Kürt halkı inanmaz. Hepsi imam olma oy verir diyor. İnanmadır ben da. halkımı tanırım diyor. İnanmadı Provokatör olarak görürler seni diyor. Evet. 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 Orada artık 21 Haziran olmuş. Bizim oradaki devlet yetkilileri de açık söyleyeyim panik oluyorlar. Oku Ali Kemal Bey. Hatta bir tanesi de benim dostum Nur Gaza Huzur panik olsun oku diyor. Bu da elinde biliyoruz uydu, üstünde uyduruk bir kazak evet. ne vardı böyle hatırlıyor evet. <laughs> musun? Merkez medyada alçaklı bir İmral'dan çok, İmral'dan evet. herkes evet. çok oldu. Sen de ya çok oldu. Tabii canım Siyana Türkiye'ye sürdü o zaman. <laughs> çok, hayır, sayın, bu, bir anlar. sayın, girelim. sayın bu dediğim Türkiye adam... Türkiye'nin olaylarını biraz gülerek konuşmamız lazım. seçimden yani 23 Haziran'dan 4 gün önce. Ya onu bırak. 20 27 Hayır Sayın Cumhurbaşkanımız CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın ve bir bayan muhabirin konu yani, soru, şey olarak soruları cevaplıyor. Birden altyazı geçmeye <laughs> başladı. Öcalan'dan açıklama, İmralı'dan mektup var. Sen oldu mu? Ya tabii çok oldum. Hayır, herkes medyayı izliyorsun. Bakın, ya onu bilen, var. O gece Ali Kemal geldi ya. İmralı'dan çıktı ama Ali Kemal yayınlara bağlanıyor. Haber dükkanı. Adam da Apo'cu. Apo, <laughs> Apo dedi ya yayından aldılar. Hayır. Haber dükkanı bağlandı. Bir dedi ki Abdullah Öcalan yerli ve milli büyük bir adamdır. Orada da İslamcılıktan dönme, kendini devlete ispatlamak zorunda hisseden Mehmet Akif Ersoy olduğu için bir başladı terörist başı, terörist başı, terörist evet. başı. 250 kere terörist başı verdi. 250. Yani zikir gibi herkes <laughs> herkes ispatlıyor orası terörist başı, sen de terörist başı, sen de, sen... Abi yayın saçma sapan bir Ersan sen çıktı. Ersan şöyle bir ara uyardılar. Ya Ali Kemal yeniden bağlansın dedi. Bak onu da ben kaçırmadım. Aynen anda Osman Özal'ın TRT Kür diye çıkartıldı. <laughs> Ama bir delilik ortamı. Ya Kürtler yer mi bunun <laughs> Ki zaten hepsi Ama aynı buydu. şeydi. Bak Selahattin Demirel'in açıklaması var. Hı. Dikkat et. Kimse bunu diyemiyor. Osman Özal'ın. O panikle ay yani her, her tuşa basar şu Şu an yani. durum öyle değil. Şu an, şu an da... iklim değişti Akdeniz oldu. Bana tabii. göre de bir. Bana göre tabii benim haddim değil ama. Ben stratejik düşünmüyorum kardeşim. Ben yine de açık net abi şimdi beğenin beğenmeyin. %10'un lideri ne Tülay Hatipoğlu'dur ne Tuncer Bakırhan'dır. Demirtaş'tır. Ne Mithat Sancar'dı ne de Gen Demirtaş ve onun da başı Abdullah Öztürk. Evet. Bu budur. için budur. Öyle. Ve evet, dediğin gibi de Öcalan önümünden sonra da şey bellidir. Lider bellidir. Nettir. Yani rakibi yok. Ama sözün evet. şey ama burada avukatlar gidip abi şey diyeceğim. belki de Öcalan diyecek İmam da istekli. Evet. Bilmiyoruz ki. Ben diyorum ki ne olacaksa ortaya çıksın artık. Hani bir la şey yıkılsın bilmem ne çıksın. Nihal bir, ne, bir laf vardır ya. Ne bir, bir tiyatro. <laughs> yani bak Demin çok güzel anlattı Mustafa olarak. Şok olduk o ana kadar aşırı milliyetçi bir Türk ortamı varken İmralı'dan mektup var. Adamın biri falan tamam. yaptı Abdullah Öcalan yerli ve milli bir Çok yani... stratejik hata yapıldı o zaman. Adeta Ekrem İmamoğlu gibi hiç hak etmeyen yani İstanbul'a hiç layık olmayan bir kasaba politikacı. Ama her koşulda artık ikinci seçimde kazanacaktı. Evet. 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 Or, or, orayla ilgili Sen çok de bir genç, bir genç not. olarak o dönemi yaşadın. Çok küçük, yaşadın. Bir, not. Evet, Anlat çok küçük bakalım. bir not gözlerden de Sen kaçan bir ayrıntı. Özcan'ın mektubunu okumayan televiz Ali Kemal Erdem'in yanında Ali Kemal Özcan. çıkmayan. Ali Kemal Özcan çok pardon. Ali Kemal Erdem bizandı gazeteci. <laughs> Onun yanında çıkmayan e, ee, avukatlardan birisi 2023'te DEM Parti'den milletvekili oldu. Çok dikkat çekmedi bu ama. Aslı hukuk bürosu. Evet Aslı hukuk bürosu. Gerçi hukuk bir dakika. Kişi... 21 Haziran'da bu 22 Haziran'da Aslı hukuk bürosu mektubun orijinalini kabul etti. Evet, evet kabul etti ama artık işten geçmişti. Dedi evet. ki doğru ama artık işten geçmişti. O an duyurulamıyordu. Hı, evet. Yani Aslı hukuk bürosu dedi bu Öcalan'ın tespitidir ama ya, bence yeniden söylüyorum. 10 Haziran'da o mektup adam gibi okunsaydı değişirdi. Evet. Evet. O o o avukatlardan bir DEM milletvekili oldu. Ne oldu? DEM milletvekili oldu. Yani benim konuştuğum bir muhalif de olan bir DEM partili bunun çok dikkat çekmediğini ama parti içerisindeki o işte farklı kademelerin bir oyunu olduğunu işte kendilerinin dinlenmesi halinde zaman içerisinde böyle ödüllendirmelerin yapıldığını söyledi. Böyle bir dikkat çekici nokta. Onda siyaseti iki tabii. Çok karışık ben katılmak. Ben biz yani bizim karışmamız doğru da olmaz. Tabii mecbur evet. ben senin konuşman doğru olur ama. Evet. Yani bizim haddimize düşmez böyle. Estağfurullah, ya. Anladım ama yani, kastınız. Evet. Ee, şöyle şimdi önümüzdeki yani bu hafta siz dediniz ya bir hafta içerisinde ortam çok değişti. Aslında bu hafta daha da değişecek. Çünkü e, 21 Mart'ta Diyarbakır'da Nevruz var doğru, ve aynen. Leyla Zana e, bir konuşma yapacak. Yıllar Hı -hı. sonra e, çıkacak. Evet. Eee PKK bir açıklama yapacağız dedi. Bir müjde vereceğiz dedi. Tabi bu müjde nasıl bir müjde. Falan da. Evet, Mahmut Bozarslı'nın böyle bir mu olduğunu doğru. yazdı. Ee, ki iyi bir gazetecidir hani bölgede. Ee, onun dışında Erdoğan. Erdoğan'da bir yazı yazmış galiba. Kürtlerde hava değişiyor mu diye okumadım ama bir şey yazmış galiba. Evet yani Kürtlerin beklediği müjde ne? Başlığı bu. Ee, onun üzerine. Ee, Erdoğan'ın. Nevruz sonrasına ertelendi Diyarbakır ziyareti. Normalde Nevruz'dan bir gün önce evet. Diyarbakır'a gidecekti. Evet. 24'te gelecekti. Evet. 27 Mart'a ertelendi. Bu önemli bir nokta. Evet. devam et. Başka. Tabii Demirtaş'ın bir açıklama yapıp yapmayacağı. Tam bu bir gazeteci yetişiyor yani. De. Gazeteci disipliniyle. Bunlar başlıyor. bence çok Helal etkileyecek. İstanbul'u da Türkiye'yi de. Sipme. Abi Türkiye bir ülke. Ankara seçim bence bitti. Hatta ben bugün yazdım. Yani devletin B planı işliyor diye. Ama Ankara'da İstanbul o kadar kritik Burada yani keşke bütün Kürtler toplanıp İstanbul'da oy verebilse ya. O kadar açık söylüyorum. Burada kendini gösterse hava değişecek. Evet. Vallahi billahi bak T24'te özgürleşecekler farkında değiller ya. ya. farkında değiller ya da bu, bu düzene alıştılar. Bu sahtekarlıklara. Bu numaradan muhalefete. Yani bence herkesin değil. kendi rantını toplamasına bilmiyorum yani ama yazık halka yazık. Bence bu gençlere yaşık. yazık ya. Bak 2003 doğumlu bir genç var içeride ya. Bunlar ömürleri boyu teatro ortamında mı yaşasın ya? Öyle. Vallahi. Bir de hocam şu durum da var. Onda e, şimdi mesela Demirtaş'ın son açıklamaları bir, birkaç çevrede böyle bir pişmanlık gibi, nedamet getirmek gibi anlaşılıyor. Böyle bir şey yok. yok yani ya. ben e, ben Demirtaş'ı Kim demiş e, onu ya? ya? E, diyor onu? Yani şeyde, Kürtler içindeki. Yok Kürtler içinde böyle bir e, evet. böyle bir bilinçsizlik hali mümkün değil de e, özellikle muhalif medyalarda yani sanki Demirtaş artık e, pişman olmuş gibi. Bunlar yok. Onlar, Or, insan, orada muhalif falan değil. Evet. On. Orada orada şu var. E, ben Demirtaş'ı çok yakından takip ediyorum. E, ve e, bence Demirtaş seçimden e, önce Kılıçdaroğlu'nu, 14 Mayıs'tan önce Kılıçdaroğlu'nu bu kadar canla başla desteklemesinin e, kendisini de e, namus belasına yaptı. Yani o çünkü bir kere karar almıştı ki daha evet. sonra bize e, aslında duyurdu. 28 Mayıs'tan sonra duyurdu. Ben kendimin aday olmasını partime önerdim demişti. Ya ona yanaşmadılar. Evet ona yanaşmadılar. Dolayısıyla bir... Ama bu... sen bir yandan çok iyi bir şey söyledin. Başak Demirtaş'ın aday olmamasının kan dille ilgisi yok. Yok, hayır hayır. Bu bu doğru Ay, bu değil. Bu çok orijinal bir tespit. Bu doğru var. değil. değil. Gerçekçiler ee, Hocam şöyle bir durum var. Yani e, bu özellikle Türkiye'de bazı liberal kesimlerde e, sanki e, Kürt hareketi ikiye bölünmüş. Şahinler ve güvercinler e, ne bileyim askerler. Onlar cahillikte. Evet bence de cahillikte. Bilmiyor abi, bilmiyor şöyle, ya. Bir, evet. bir Çin uzmanı olmak gibi ya. Yani. Evet ve ve yani en... Kürtlerle Türkler iç içe yaşıyor diye bir, bir, bir tanıyan bir halk falan zannetme. Yani, yani gerçek sebebi yok. Evet, gerçek sebebi. yok. Evet. Bir de Ama şey de var. Istiyor. Dolayısıyla böyle bir bölünme Biraz. de yok. Şimdi Bayan Demirtaş neden çekti? Evet, yani. şimdi Başak Hanım. Başak Hanım bir siyasetçi değil. Doğru. Başak öğretmen. Hanım öğretmen. Evet, öğretmen ve Başak Hanımın yapabileceği en iyi şey yaptı zaten. Başak Hanım ne yaptı? HDP'yi yani biz hala alışamadık. Demi? Kürt hareketi. Evet yani Kürt hareketini stratejik bir tavır almaya zorladı. Nedir o? Ya. Kendi hareketiyle çıkıp kendi oylarını kendi müthiş meclisine müthiş kazandırmayı. Müthiş bir hamile. Evet. Ama sen Demirtaş hamlesi. E tabi. Ya öyle karı koca e, yani. onu, onu diyecektim. Evet. Yani şu, şu da olabilir. Ee, yani bu Demir yani bu Demirtaş ailesinin e, Kürt hareketine bir bir şeydi, bir icbariydi. Meral Hanım, Meral Danış Beccün aday olma sebebi o çıkıştı. Evet. <laughs> ve bunu geçen hafta da söyledim. Büyük siyasetçilik yaptı o ilk kez. Ee, mesela, bir, bir de bir de mesela hocam Meral Danış Beştaş yani e, Amiyan tabiriyle söylüyorum dünkü kadın değil. İyi e, 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 o ve vicisi, göz, tabii. Ben ilk günden itibaren söyledim tavşan evet, aday değil. Ve tavşan yani, değil. Meral bir aday Danış değil. Beştaş göstermek. gerçek bir dem part adayı. O tabii. bizim iktidar medyasında talimat evet, geliyor öyle ve, diyorlar. Öbür günde Meral Hanım çok iyi insan falan. Ve geliyor. şey evet. yani gerçek bir e, lider, bir parti lideri. Yok hayır, hayır, estağfurullah. Yok yok ya biz o ana, aramızdaki ilk yapıyoruz. Anlarım. Ya yani, evet. iktidar ve biz muhalefet Onlar da Berat Albayrak olayı oldu. Telefonlar yiyor. Abi bir talimat varsa Berat Bey'e sahip çıkalım. Adamı öldürsünler de siz talimat mı bekleyin? Yani bu, 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 bu karaktersizlikte evet. insanlar olursanız evet. olacağı bu. Evet. evet. Dolayısıyla ben. yani Meral Danış Beştaş HDP'nin gösterebileceği en profesyonel evet. en, en halkla irtibatı güçlü kişilerden tamam, biriydi. Meral Hanım, Meral Danış Beşiktaş 92'de bile Jandarma almış, kaçırmış evet. ya. Ben onu evet. yeni öğrendim yani evet, bak evet, bir. Jandarma evet. cidden almış, kaçırmış bunu evet. karı koca. Bunlar evet. e, hukuki hukuk, mücadele veriyorlar. Onu evet. Avukat vesaire demiş ki almış, kaçırmış 20 25 evet. gün orduda yoklar. Evet. evet. Bir Hı. de siyaset en nihayetinde bir performans işi. Yani e, kendi halkını etkileyeceksin. E, sana dün oy vermeyeni etki, etkileyip kendi seçmenini yapacaksın. E, ve neden neden oyların e, kendi mevzisinde toparlanması gerektiğini e, seçmene ikna edeceksin. Meral Danış Beştaş'ın bu anlamda Murat Çebini Bey'in de Murat Bey'in de performansı bu Murat anlamda Çepni iyi. Rize'li. Evet Rize'li. Ya, bu da bu Rize'liler ve Trabzonlular Kürt hareketi. Yok <laughs> 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 bu 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 çok Büyük pozitif. Ya bu biz. çok pozitif bir şey. Bu çok pozitif bir şey. Hatta mesela e, yani çok iyi e, iletişim anlamında çok iyi çalışmadılar Murat bence. Bey Murat Bey ee, bilgi yaptı mı? Murat Çetli? Yok. Ee, hayır yapmadı değil mi? Murat Çetli imza teklikle yapmadı. Evet. O soldan geldi. Evet soldan. soldan evet. Geldi. Ve şey, çok da iyi bir solcu. Yani evet. müktesebatı çok evet. güçlü. Müktesebatı çok güçlü. Eee ve ama aday herhalde 5 seç sola geçiyor. Evet ama, ama ben... biz de bunu yazıyoruz. Haber Türkiye'de beraber çıktı. Hı hı. Orada Mustafa abim ya bu Haber hani şey diyordu PKK'ya terör örgütü diyemeyenleri çıkar. Ben bununla ilgili bir şey ama... söyleyebilir miyim? Ne gül, gül, oldu gül, bu böyle kanki ben... ya? Evet ben bununla ilgili gül, 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 ben de Bu devletçilikten gelen yani İslamcılığa dönsün de bu işleri beceremiyor çünkü. Yok yok Mustafa Hocam çok özür dilerim bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Meral Danış Beştaş'ın. Masayı Haber... bunun devlet vurursa Haber Türkiye'de çıkar. Ha? Mehmet Akif Ersoy terörist dediğlerine selam da durur. Hem o var Türkiye hem de ya Türkiye'de işler bu kadar çabuk değişir. Kürt halkı bizi dinlesin ya. Evet, hem de hocam başka bir şey daha var. Meral Danış Beştaş'ın Haber Türkiye çıkması sadece görüntü verip orada sözgelimi söz gelimi aile içerisindeki anılarını anlatması bile Kürtlerin başarısıdır. Tabii. Çünkü çünkü Haber Türk'ten yani. Fakat şeyler Türk muhalifler çok rahatsız. Evet. Ama bir. Habertürk'e çıktı. Evet, tabii. Abi siz sevinsenize. Evet. Ya bu Türkiye'deki bu sahtekarlık beni bunaltıyor ya. Yani... Bunlar Selahattin Demirtaş'ın çıkmasın istiyor bir ya. Bir parça açayım e, Sabri Hocam. Buyur. Ya şimdi o kadar samimiyetsizler ki. Yani evet. Türk solu. Herkes ben... de biraz da. Tek o da değil. Şimdi... Herkes samimiyetsiz. E, ben her zaman söylerim. Kürtler Türkiye'deki is siyasi İslamcıların veya Müslümanların doğal tabii müttefikidir. Evet. Normalde öyle. Fakat dindarların müttefikidir. Dindarların müttefikidir. Evet. E Fakat, kadar da öyleydi. 91'den itibaren yani e, Leyla Zanaların, Orhan Doğanların meclise girdiği tarihe itibaren Türk solun oyuncağı olmuştur. Kim? Kürtçü siyasi hareket. Kürtler değil. Kürtçü, bölücü siyasi Her hareket. zaman değil ama. Şimdi baktığın zaman çözüm sürecinde farklıydı. Ergenekon, Balyoz sürecinde de farklıydı. Canım. Orada yani CHP'ye yani yani 15'e 15 e kadar CHP'li hareket etmedi Kürt geldik. Ama bir evet. dakika hangi 15'e kadar? 2015'e. Ama o öncesine kadar 3 sene 4 sene 5 sene. Hayır Onu 2002'den itibaren. 2002'den 2015'e kadar CHP hiçbir birliği yok. 3 Kasım 2002'de seçime girmediler. Girdiler 3 4 bir şey aldılar. Evet ya. o evet. daha sonra, girdiler, sonra adaylara girdiler. girdiler. Bana göre 2007'deki AK Parti Diyarbakır oyuna bak orada demli çok. Evet. Öyle bir oy olamaz. Tabii. Öyle Öyle tamam. boyolamaz. Bütün dem partililer. Çözeceğim dedi. Kürt soru verip Soru evet, diye evet, Ay, ayıp, ayıp Ve, 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 ve Şunu söyleyeceğim. Kendini niye kullandırtıyor? Yani e, e, sözüye Hocam bırakacağım da. Geçen hafta izledim mi? Çok güzel bir şey söyledi. Kürtler geleneksel olarak Demokrat Parti. Evet. Adalet Partiliydi. Evet. Bu iş MC'ye kadar böyle gitti. Yani Nişantaşı'nda %85 oy aldı. Dinledin. 7 Haziran 2015'te. MC döneminde, yani. döneminde Türk sağında Kürt düşmanlığı ve Alevi düşmanlığı artınca Kürtler ve Aleviler CHP'ye 70'te depo haline geldi. Bu Ecevit'in olayıdır. Evet. O önce yok. Ya Demokrat Parti'de bile Aleviler Demokrat Parti'ye mi dağılıyor? CHP mi? Demokrat Parti'ye. Demokrat Parti, Demokrat Parti tabii, tabii ki. Sonradan Türk sağının kabahatidir. 61 anayasasına itibaren bir proje çalışması. Türk sağlarında sünnicilik ve Türkçülük ön plana çıktıkça 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 o milliyetçi cephe hükümetlerinin çok zararı vardır. Kürtler, abi 77 seçimlerinde bütün Kürtler CHP'ye verdi. Peki ne yapsalardı? <laughs> ya tabii ki CHP, Adalet Partisi'ne verecekler. Adalet Partisi o faşizmle iş birliği yapmıştırlar. Onların, onların evet. Yani baktığın zaman herkes Kürt'e döndü. Halbuki Demokrat Parti bütün Kürtler Menderesçiydi. Sonra döndü. Hatta 65'te bile Kürtler Demirelci. 69, evet, evet. 73, 77 iş bitiyor. O geleneğin o anda, devamı... Bütün bunlar onları hafızalarını unutturmayacaktı. Kürtçe'yi yasaklayanın. Kürt yoktur. Onu, Daha Dağ Türk'ü vardır diye. yok. Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bir dakika. Getirir. Şu an tuhaf olan şu biz şu an şöyle anlıyoruz. Ahmet Türk 77'de CHP'de CHP'de CHP Atatürk'ü de sevmiyor. Hı hı. Şimdi bizde CHP Atatürkçü partidir. Böyle bir şey yoktu. Bir süre CHP mesela Metin Toker'in yazıları Mustafa Armağan çok güzel yakaladı. Evet. Ya Metin Toker Adalet Partili çok bağırıyor 70 adam. Evet, evet. 70'li yıllarda. Ya, ya Ecevit'in yazısı var. Fahri Rıfkı. Sen Adalet Partili. Ben CHP. Vaylarım ki deliriyor. Ulan ben CHP'yi kurmuşum. Ha, haklı da değişti. Sen artık Adalet Partisi'sin diyor 69'da. Ve haklı aslında Cevit. Evet. Evet. Çünkü artık Adalet Partisi. Bak bana göre 77'de Devlet Partisi CHP değildir. Adalet Partisi. BHP zaten devletin bir unsuruydu o zaman. MSP karışık. <laughs> ya bir öyle bir böyle. Ama mesela CHP MSP hükümeti o döneme göre devrimci bir hükümet Abi. ya. Bu inanılmaz bir hükümet bu ya? Sekiz vakit. Hey olmadı. Abi orada baktığın zaman yani bugün bak değil mi? Hani mesela e, Erbakan hoca mesela Erbakan hocanın ben o katliamlar sırasındaki şeylerine baktım demeçlerine bir gram sahip çıkmıyor yapanlara. O çünkü yani, aslında evet. hocam tabii ki muktedir 94 bin yıl konuşması var. Ağır bir konuşmalar. Ben, ben evet. eğer sen Türk'üm doğruyum çalışkanım de, dersen, Türk kardeşimin Kürt kardeşim de Kürt'üm doğruyum çalışkanım demek. Ben daha çalışkanım. Demek, daha çalışkanım. Hakkı doğuyor. Ve siyasi sanmış. yasaklanmasındaki evet, bu ya. taziplerden bir tanesidir Hı -hı. o. Öyle. Ya, ya evet, şey şey, da İslamcı diye nefret edilmiyor. 87'de bile bir evet. İslamcı diye, şeriatçı diye nefret edilmiyor. Türk, diye, nefret ediliyor. Hatta bir adım daha Mehmet Metin Erden AK Partili diye kimse Tabii Kürt diye nefret ediyorlar. Bir hocam şöyle bir şey. Kürtler de caç diyordu. Öbürleri de evet. Kürt diyordu. Adam yazık bak geçen haber grubu ne hallere geldi. Yani. Evet. Geçen hafta bu CHP ve DEM ilişkisi yani şimdiki isimlerle konuşuyoruz. Çok uzun geçmişe sahip. Mesela geçen hafta Mustafa Armağan Hoca bir tweetini okudu. O bence çok harika bir şahitlikti. Çok Şimdi orada malen şunu diyordu. Diyordu ki ya diyor HDP yükseliyor ve HDP artık CHP'nin de kemikleştiği yerlerden de yüksek oylar alıyor. Acaba diyor HDP, CHP yutabilecek mi? Tarih evet. değişir diyordu. Şimdi 2015'te 7 Haziran'da e, biz hep şey diyoruz ya, hmm. ya devlet e, 7 Haziran'da Kürtlerin aldığı oyla paniğe kapıldı. Hayır. O anı yaşayanlar, özellikle e, Kürt hareketinin içerisinden dışarıya bakanlar, mesela ben öyleydim. Kürt hareketinin içerisinden dışarıya bakanlar, aynı zamanda CHP'nin yaşadığı paniği de görüyorlardı. 22'ye indi CHP. E, o e, tabii 22'ye indi. 4 puan şeye gitti. E, hepsi tabii şeye gitti. Dolayısıyla gitti. demek istediğim 1 Kasım'da, e, hatta daha sonraki seçimlerde de HDP'nin demin... E, erimesi CHP'nin avuçlarını ovuşturmasına, ellerini ovuşturmasına sebebiyet verdi. Çünkü nereye gidecekler? CHP'ye gidecekler. Çünkü e, hattı nasıl kurdular? CHP'nin en büyük bence ideolojik başarısı ya da bu muhalefetin en büyük ideolojik başarısı e, Türkiye'yi ikiye bölmesi. Erdoğancılar ve Erdoğan e, nefret edenleri. Yani bir Erdoğan nefreti bloku var, bir de Erdoğancı bloku var. Bu Erdoğan evet. e, Erdoğancı blok sırf o nefret bloğuna e, odun taşımamak için içerisinde belki de gerçekten de Erdoğan'ı eleştirebilecek ya da Erdoğan'ın hareketlerini daha farklı yorumlayabilecek imkanları vardı Mustafa Hoca. Mesela belki de sizin bir parça eleştirel tavır alma imkanınız vardı. O da gitti. E, o da gitti. tabii, tabii yani bahsediyorum. Şeytan taşlamaktan yani namaz kılmaya tabii, vakit kesinlikle, bulamıyoruz. Biz. Kesinlikle aynen öyle. Yani bırakmıyorlar ki Sayın Erdoğan'ı da Aynen öyle. Ya da Erdoğan ya, da, da, ya, ya da mesela Erdoğan'ın çevresini belki de Erdoğan kendisi revize edecekti ama karşıda o kadar güçlü bir nefret Doğru. bloğu var ki Doğru. bu nefret bloğuna karşı herkes iman tazelemeye başladı. Doğru bunun aynısı bence 2015'in kazananı 1 Kasım 2015'in kazananı CHP oldu. Çünkü artık ilk defa 2015'te 7 Haziran'la birlikte ilk defa Kürtler arasında şöyle bir söz duydu duyuldu. Biz artık devletin ana muhalefet partisi olacağız. Böyle bir vizyon. Şimdi Hayır. bu ne demek hocam? Şimdi bu aslında ben artık devletin içindeyim demek. Artık 2015'te. Tabii 2015'te. Ve bu bu biz Diyarbakır'da bunları konuşuyorduk. Biz İstanbul'da Boğaz bunları konuşuyorduk. Biz kendi iki o, tane bakanlık bile verdi geçici. anayasal zorunluluk öyle. Tabii zorunluluk. Sayın, zorunlu sayın Davutoğlu iki bakanlık tabii. vermek zorunda kaldı. Zaten bakıldık. bir sonraki e, şey mevzu artık İçişleri Bakanlığı Kürt olması olacak. Tabii. Dolayısıyla Çok tek bir cümle hocam evet, şöyle, Tek bir cümle. Bugün Kürt sorununun çözümü zaten devletin Kürtleşmesinden geçer. Devletin ama size gelen mesajdaki gibi değil. Yani tabii, biz tabii, o kürdün kürt olduğunu bilmeliyiz. Yani o kürdün kürt olduğu belli kürtlerin olmalı. Kürdlerin de devlet içerisinde kürt kimliğinin tabii. yer alması bir, bir ya pozisyon, yani. Tabii. bir pozisyon. Kürt bakanlık ile çekimmeden, utanmadan ve, ve bakanlık düzeyinde tamam. bir pozisyon elde etmesi lazım. Bu 2015'te mümkündü. Mümkündü. 2015'te evet. sadece abi, büyük şans karşıt. ya mesela ben hakikaten diyorum. O zaman bir de bak, o zaman kürtlerin bir lafı vardı. Onurlu barış. Evet. Ya şu an onurlu barış denmesini anlıyorum, saygılı duyuyorum ama boş bir anlamı laf, yok. Boş, evet, bir anlamı yok. Boş laf. Yani <laughs> bu şunun gibi şey, Mike Tyson karşısında onurlu <laughs> evet. dövüşeceğim. Abi onurlu Öyle. dövüşsen de adam seni bir nakavtla... Öl, ölme ihtimali ne var? An, şu bir tane ben... değil mi Mike Tyson bize vursa... Tabii, Öl ölme ihtimali var yani. Tabii. Çok yüksek. Çok şu, yüksek anda hocam, yani. şu anda yapılması gereken tek bir şey var bana göre Kürtlerin. Ben hem bir Kürt olarak bu analizi yapıyorum hem de evet. siyasal entelektüel alanda da gözlemlerimi olan bir Kürt olarak bu analizi yapıyorum. Kürtlerin yapması gereken tek şey kendi mevzilerini güçlendirmek. Neden evet. kendi mevzilerini güçlendirmek? Şimdi 1987 yılında İsmet Özel bir yazı yazdı. Bize derler yüzde altı. Yüzde 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 yedi derler. Evet evet yüzde oy almıştı. O kasıtlı olarak yüzde diyordu. Öyle çünkü mi? Bize, Evet, yüzde çünkü... yedi derler değil mi? Yok, yok yok yok. Seksen 7.2 almıştı. Yedi nokta almıştı. Ama İsmet Özel çok çok zeki bir adam. Neden bize derler yüzde altı diyordu? Çünkü o dönemin Dışişleri Bakanı general Amerikan generaline diyordu ki biz diyordu şeyi bravo %5 demişti. 6 demişti. Biz irtica Vahit Erdem. evet bir, Vahit Erdem. evet Vahit Erdem. Ben de bunu arıyor ve o general Vahit Erdem'in abisi miydi o? E, Rasim sen bilirsin. Vahit Erdem. Dışişleri Bakanı. Vahit Erdem o değil de Kaya Erdem Tarhan Erdem'in abisi. Yok yok Vahit bir şey. O Vahit Erdem. Evet, evet, Vahit Erdem mi? bilmiyorum Vahit Erdem. Vahit Erdem başka biri. O Amerikan generali General Schultz'la diyor ki İrtica artık bizim için bir tehdit değil. Türkiye için evet. bir tehdit değil. Yüzde beş. Yüzde altı oranında hocam bu ismi kullanıyor. Yüzde altı oranında. Ve Refah Partisi'ni kastetmiş. Evet Refah Partisi'ni yüzde altı. ve biz onu kontrol edebiliyoruz yüzde altı olduğu için. İsmet Özel tam da seçimden hemen birkaç gün sonra yani Kasım Aralık 2000, 1987'de diyor ki bize derler yüzde altı. Oradaki evet. yüzde sembolü yüzde var. altı ben yüzde yedi derler diye. Yok yok yo, yüzde yedi virgül oy aldığı için. Şimdi bunun hocam bunun anlamı şu. Eğer birileri siz bu ülkenin ya da satın alınamayan insanları kimlersiniz diye bir soru size sorulduğunda diyeceksiniz ki bize yüzde %6. Bugün Kürtler de kendilerine yüzde kaç denileceğinin hesabının peşinde olmalı. Mevzi evet. bu. Bugün Abi. Kürtler İstanbul'da bize derler %10 diyecekler. Evet, Diyarbakır'da bize %10 diyecekler. Bağladım. Çünkü Kürtler bugün ilk defa Kürt hareketi eliyle Kürt olmaktan çıkarılma riskiyle karşı karşıya. bak evet. bir mesajlar geliyor bana bizim... Türklerden size hayır yok abi. Benim en akıllı bulduğum Türk arkadaşlarım bile Öyle mesajlar atıyor ki. Ya onların canı sağ olsun ama doğru basmıyor. değil. Buna bizim evet. ilk Alkuşlu, dezi olur abi. Çünkü Türkler kendi kavgalarının peşinde. Tabi. Aynen bunu diyecektim. Onlar Ve... kendi griplerini tedavi etmek tabii. istiyorlar. Ya bu halk kanser, kanser kardeşi. Abi, Kanser o... sen gripini tedavi ya da grip deme. Vahit Halefoğlu. Bir şey ha? 28 Halef sonra... Halef Oğlu, evet. 28 Mayıs evet. 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 Vahit Halefoğlu. Vahit Halefoğlu. Vahit Halefoğlu. Vahit Erdem diye biri yok. rahmetli Özal'ın e, dışlara bakın. Evet, ben karıştırdım Vahit Erdem'i. Vahit Erdem birisi var ama başka birisi. Evet. 28 Mayıs'tan sonra o seçimlerden sonra geçen sene bir Kürt entelektüel ile oturuyoruz. bana şunu söyledi. Dedi ki siz Türkler dedi seçimi kaybettiğiniz zaman üzülürsünüz. Sonra unutursunuz geçer dedi. Biz dedi içeride işte yakınlarımız içeridedir. İşte Bak, bazıları tabii. sürgündedir. Tabii. Bizim dedi bu devam eder bu acımız ve sönmez dedi. Bir ben. daha söyle. 28 Mayıs seçiminden geçti. sonra e, bir Kürt aydınlığı. Sen aydın de bir genç aydın olarak Kılıçdaroğlu destek edin. 14 Mayıs'ta. Evet. Ya çekinme oğlum ya bunlar söyleyecek. Evet. 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 Tamam. En çok 14 Mayıs'tan sonra 14 Mayıs'ta destekledim. Daha Doğru. sonraki Doğru. süreçte Doğru. Ümit Özdağ söyleyeceğini destekledim. Ben oy vermedim. Tabii ki. Evet. E, Anladı hayatım. Şunu söyledi. Tekrar Kürt, söylüyorum. Siz Kürt Kürt Kürtler olarak e, herhangi bir seçimden Kaybettin, sonra sevinebilirsiniz. Üzülebilirsiniz. Sonra da unutur hayatınıza devam edersiniz. Bu sizin için Bravo. duygu meselesi. Evet bu sizin için bir duygu meselesi. dedi. Ama Bravo. biz Kürtler dedi. Bir seçimden sonra üzülürüz. Seviniriz. Ama dedi, bu bitmez. Bu üzüntü bitmez. Çünkü bizim sürgünde tanıdıklarımız vardır. Hapiste akrabalarımız Tabii. vardır. Siyasetçilerimiz vardır. ve Biz dedi bunu Bak, yaşamaya devam ederiz. ben yüzden attığım tweetlerde çok net ayrım. Evet. Hı. Türkler bana cevap vermeyin diyor. Ben Türk'üm. Vermeyin. Vermeyin. Ben sizle ilgilenmiyorum kardeşim. Siz kendi derdinize yani kendiniz aranızda takılın abi. Bir tarafta halk diyor, bir tarafta bilmem ne. Ya, takılsınlar. Abi siz bir karışmayın. Anlayamıyorlar o duyguyu. Bak anlayamıyor. En iyisi anlayamıyor. Mesela bizim Türkler arası bir muhabbet vardır. Şirin Payız'ın gibileri. Demirtaş iyidir, Öcalan kötü. Evet ben de onu eleştiriyorum. Öbür tarafta Öcalan iyidir, Demirtaş kötü. Evet. Ya bu Kürtler için bu saçma bir şey. Tabii. Ya Mümkün bu senin gibi hani Müslüsen dini hassasiyetini yüksek bir adam. Benim için ikisi de kötü. Muhammed iyidir, Ali kötüdür. Bu Müslüman için boş laftır. Ali iyidir, Muhammed kötüdür evet. zaten delici. İkisi de kötü diyen çok Kürt de var ama. Ha ayrı o ayrı konu. Selahattin Demirtaş. O ayrı Ahmetliler konu. seni unutmayacak. Katil Demirtaş diyen Kürt var. O da, onu onu, onu O ayrı bir konu. Şimdi bak. Evet, evet. Burada biz yüzde on diyorum. Evet. Bütün Kürtler demiyoruz. Çünkü dediğin gibi orada Kürtlerin iç çatışmaları var. Yani bir kardeş kavgası yaşandı. Bir CHP'ye karşı olduğum kadar HDP'ye karşı olan Kürt vatandaşlarımız e, Ama var. onlar dahi son dönemde evet. iş değişti. Bak Hı -hı. Batman'da Demli ile Hüdaparlı yan yana maç tabii, izliyor. Tabii. E değil, ya, i̇ki tane radikal... Siyaset de... yapıyorlar. Ama radyo <laughs> yok, yok siy siyaset, siyaset değil. Sen Sebebi şu. aday meşru Mustafa aday. Abi, Ama biz de meşru. bilmiyoruz. Bak Sevin çok güzel evet. bir şeyi seni şu açıdan takdir ettim. Adam hepimizde olan bir klişeyi bozdu. Kandilist ben dahil. Kandil, sen de dahil değil mi? Kandil, <laughs> Kandil Başak yani. <laughs> Demir istemedi. Ya dedi kardeşim bu polavra pola, pola, bir laf. Şimdi mesela bilmeyenler için anladın mı? O dünyayı mesela ben 15 Temmuz'dan sonra New York da yazılar okudum böyle bakıyordum. Peki istedi mi? Kandil Demir Bayan Demirtaş'ı? İşte bana göre yani <laughs> ben biliyorum <istemediğinde> ama sen ne diyorsun? Buna cevap verebilirim. Tabii şöyle. Biz e, bilmiyoruz. Biz böyle. Ya New York'ta yani öğrenmek isterim gerçekten. Evet, evet. Bayan Demirtaş aday olmak istediğini irade beyan etti. Evet. Bu irade beyanıydı ee, ama sebebi o, o zaman bir açıklama geldi e, Mustafa Karasu'dan. Evet. Dedi ki AKP, MHP faşizmine karşı dedi ittifak devam etmeli dedi. CHP ile yapılan ittifak. Evet. Kandil'den. Ee, o şuydu hocam. Ben onlar biraz A Haber'e manşet olmak için söylerler. Evet. evet. <laughs> Şimdi ben e, yani ben mesela PKK'yı PKK'nin yayınlarından. Kasti söyleniyor. Ben PKK'yı PKK'nin yayınlarından takip tabii, ediyorum. Tabii tabii. Ki tabi. bence de herkes bunu yapmalı çünkü e, entelektüel kendi e, tabii canım ad, ya. malzemesini kendisi almalı. Ben hocam çok kısa bir şey söyleyeyim. Hem bu kandille ilgili bağlayacağım. Mesela e, iki yıl önce Murat Karayılan'ın, bunu Mustafa Aliye de daha önce söylemiştim. E, Murat Karayılan'ın bir röportajını okuyorum röportaj gerçekten de bayağı böyle ciddi ciddi analizler yapıyor. İşte söz konusu İran olduğunda konuşuyor, Irak olduğunda konuşuyor. Kazim'i böyle diyor, Şia bloku böyle Anlaşım diyor. Ya gibi da, ben bizi anlayamıyorum. Ve şey, ben Karayılan uzun bir açıklama yaptı. Kim <laughs> Evet mesela. Buraya, buraya mesela evet, şey, onu var. diyecektim. Ve o kadar şey ki mesela hakikaten de böyle bir Irak üzerine doktora tezi veren birinden duyabileceğiniz açıklamalar. Stüpiker mevzu bahis devam ediyor ve Türkiye'ye geliyor. Ya hocam Türkiye'ye bir soru soruyor. Murat Karayılan... 1970'lerin AKP MHP faşizmi parmak sallayan o an dedim ki a dedim bunlar Türkiye'yi bilmiyorlar bugün Kandil için ol, Türkiye ol, çözülmesi zor bir muammadır. bu yüzden bilmiyor, bilmiyor Allah klasik Allah refleksleri bilmiyor. veriyor yani o mesela Başak Demirtaş geldi ya e, o onun Demirtaş'a ya da Başak Demirtaş'a yönelik bir öfkesinden bilmiyor mu, yoksa elinde asla Batılı asla, asla bilmiyor, bilmiyor. ama hocam şöyle onlara göre 31 Mart'tan sonra video evet, evet. link tartışmaya girin. biz şu tabii, an tabii. İstanbul'da Yok ne olacak o Hocam bilmediklerini şundan analiz edebiliyorum. Yani şimdi mesela bilseler kendi beyanlarının Türkiye sokaklarında nasıl alımlandığını ya da nasıl tepkiler yol açacağını analiz ederek konuşurlar. Bilme bil, bilmiyorlar. Bu bilmemeyi de masumlaştırmak için söylemiyorum. Dolayısıyla Başak Hanım kendi adaylık açıklamasında ya da irade beyanında bulunduğunda Kandil'de Aa ne oluyor gibi bir e, şaşkınlıkla reaksiyon veriyor. Ama Şimdi sen bile hiç... bak. Sen bağımsız bir Kürt aydın. Sen bile şunu dedin. Bence çok ilginçti. Abi dedim Başak Demirtaş'ın aday olmasından dânsa meral evet. danışman aday olup Selahattin Demirtaş'ın tam desteklemesi. desteklemesi. Tabii. o o şerhi düşmüş. Zaten bak Selahattin Demirtaş'ın desteklemesi. Bir de üstüne İmralı'dan açıklama geldi mi artık o maksimumdur. Tabii ki o dakikadan sonra da Meral Hanım dövizde dörtte beşte kaldığımın hiçbirimiz dinlenen hiçbir şey o, yani. o artık Meral Hanım'ın... Ondan Hanım sonra yandı gülüm keteneyim. O artık Meral Hanım sorumluluğu. 8 Haziran günü benim nagihana ettiğim meşhur telefon gibi. <laughs> Çözüm süreci bitti. Selahattin de iki yakında içeri alalım. çok doğru. Dedi, adam zafer kazanmış sen ne diyorsun? Doğru bir tespit. E dedim bu devleti bunlar tanımıyorlar. Tabii, doğru bir tespit. Tanımıyorlar. Evet. Dedim büyük bir 8 Haziran. E şimdi o ben o bakımdan kendimize oy verelim. Evet evet. Olayının tuttuğunu Hatta beklenmedik bir şey. Yani evet. dem tabanını da aşacak bir Kürt desteğin oraya gidebileceğini de Evet. Ya yani ben bunu biliyor, yeniden bu... refah için bile Sabri hocam. Buyurun hocam. Yeniden refah için bile ben bunu söyledim. Dedim ki şimdi AK Parti arkadaşlarımız, vatandaşlarımız sokta var. göster. He. Niye ha, Ekrem İmamoğlu'na kazandırmayı evet. e, istiyorlar? Sağlıyorsunuz. Ha. Çünkü 3-5 puanın çok önemi var. Öylesi, İstanbul'da da öyle insanlar böyle bakıyorlar. %200, var. Bakıyor. <laughs> Şimdi mesela demin bir haber okudum. Çok üzüldüm ben çünkü çok severim sayarım kendisini. Sayın Mehmet Altınöz'ün Erbakan hocamızın damadıdır. Onun afişlerini hakikaten bugün benim de dikkatimi çekti. İftara giderken yolda her taraf Sayın Altınözün afişi. Bunun da İBB'nin kesesinde e, Sayın İmamoğlu'nun yaptırdığı söyleniyor. Şimdi bundan dolayı haklı olarak kızıyor AK Parti tabanı. Fakat yeniden refahın da şöyle bir şey var. Diyor ki ben zaten diyor AK Partili olsam diyor. Siz de aynı düşüncede olsam diyor. AK Parti'nin içinde olurum diyor. Faiz yüzde %45 yapan diyor bir partide benim işim yok diyor Erbakan Hoca ne oldu olarak diyor. Dolayısıyla ben farklı bir partiyim ama 14 Mayıs, 28 Mayıs'ta diyor orada bir irade beyanımız oldu diyor. İstanbul Sözleşmesi'ni savunan, LGBT'yi savunan, PKK ile ve FETÖ ile işbirliği yapan, 8 saat hamburgerci de FETÖ'den talimat alan Kılıçdaroğlu yerine daha az bizim için zararlı olan, hatta işte Ayasofya'yı açan, Kur'an kurslarının ve imam önüne önünü açan, Sayın Erdoğan'a destek vermek bizim için diyor bir beka sorunuydu diyor ve uyumuzu verdik diyor. Ama şimdi diyor ben hür ve müstakil olarak diyor seçime girmek istiyorum ve özgür öğrenmek istiyorum diyor Yeniden Refah Partisi. Şimdi Dempar'da... Bak, bak o senin yerden... bu açık, açılışı var ya bak hakikaten çok da özgürlükçü bakış diye ben pek ilgilenmiyorum Yeniden Refah ama A, çok önemli. bak sabimi söylüyorum. Bak sana belki hoşuna gelmeyecek bir şey. Ben herhalde 9 alsın. Yeniden Refah alsın 6. Oradan buradan kurum imam İmamoğlu kazansın. Vallahi umurumda olmaz. Öyle. Çünkü o zaman Tayyip Erdoğan ve bugün gün düşünün artık Kürtlerin sırtına evet. basarak kazanmadı. Artık Kürtler onların müttefiki değil. değil. Evet. Ha yeni nerede fa ayrı bir sorun. Evet. O kendi iç sorunu. Mesela bana o sorunu ben cevaplamıyorum. Ya diyor beni ilgilendiriyor. Geldi ben ilgilendirmiyor. Kilom kaç diyor. Ben öğrenmek evet. istiyorum. Şimdi hocam varken ben yeni nerede fa hakkında konuşmam. Yeni nerede fa. Hocam abi. daha iyi Yok, ama, ama bir bir ben cümleyle. Yani yani ben derd vardı iki kişi başa geliyor. Onu öğreniyorum yeni nerede fa olay kaldı. Yani şu varım. Ya. Bizim dediğimiz ki. Çok kolay ki. ya. Da... Bununla bak Kürtler de dava var. Orada dava yok. Evet, çok AK Parti gömlekleri ben, evet. nin, efendim e, davasını bunu için söyledim, kaybetmiş. Hı. Ya bu ne ya? Bunu şunun için söyledim. Birileri diyebilir ki sen AK Parti'yi görüyor musun? Ya kendince Fatih Bey'in de bir davası var kendince. Ya yine ama bak sen şu an çok Eğer, güzel bir babası... şey yapıyorsun aslında. Kürtler, diğer Kürtlerle ilgili konuşurken dikkatli konuş. Sen yani de mesela yine lafa? Vat dar kesimden geldi için ben yok geliyor hocamızın olduğunu tabii. damadını ben ben dışarıdan sayayım. bakınca şey görmüyorum yani hayır hatalı yani. diyebilirim ayrı bir konu ama diyor ki ben kaç kilo öğrenmek istiyorum evet. dem parda çiçekli olsun yeniden o defa çiçekli olsun o zaman sen Selahattin Demirtaş'ın dediği biz kaç kişiyiz evet. o gün ortaya çıktık. Tuncay Tunca Özkan dedim öyle bir şey Burası var. benim Ümit Özdağ evet. Ümit Özdağ delirten tweet'im haklı. Hangi veda attım? Hangisiydi? 31 Mart 2024 Belediye seçimleri değil kimlik sayımıdır. Evet. Tamam. İmlik sayımında Kürtler kendi gücünü gösterirse Evet göstersin. Demirtaş'ı da çıkartırlar. İmralı'ya teşhit de kalkar. Orada kendi gücünü Hadi gösterir. Hayır her Kürt demparlı değil tabii. Her Kürt Allah ne yapacağız? Ya Türkiye'de işte %20'ye yani. yakın Kürt vatandaşımız var. De demparlı da yani, bu kadar tabii, tabii, büyük tabii, demek tabii. lazım. Abi %10. Neden %10. neden büyütüyoruz hocam? Çünkü %10'u var mı? Şu, var. Var. Şundan ötürü büyütüyoruz. 3 milyon insan yapar ya az mı ya? yani ben mesela Dem Parti'yi çok önemsiyorum. Hatta mesela Dem, sen Dem, dem değilsin. Parti yani değilsin. Dem Parti değilim. Ama, yani. ama Ay, bu, bu sosyal bir gerçeklik. Evet, sosyal bir gerçeklik. Dem Parti'yi yok saymıyoruz. yok. Evet, ya, evet, zaten geçen Biz hafta... sadece terörle bağlantısını kessin. Silah evet, Silahı şiddeti kınasın. Kürtlü siyasetine kolay devam değil. etsin. Hı -hı. Bak Kemal Burkay gibi gerekirse federasyonu savunsun. Kürt devletini istersin ben savunsun. Şu şunu sorayım. Çok cesurca cesur şunu sorayım. Sen Demli değil hatta mücahitle yaptığınız programda ben hayatımda gördüm. En sert Dem gördüm. Yani en sert PKK eleştirilerini en böyle net senden gördüm. Ama şu çok önemli. O coğrafyada demli olmayan Kürdün de evet. Selahattin Demirtaş'la Öcalan'a bakışı biz Türklerle aynı mı? Değil tabii Değil. ki. Bir de şöyle Değil. bir şey de var. Yani hani e, bu kadar basit. Ben şimdi, sana bir şey söyleyeyim mi? Mesela Türklerden daha fazla nefret eden ben evet. bak onlarca soralım, var mı? onlarca evet, yüzlerce evet. arkadaşımı sayarım. Türklerden daha fazla Hiçbirini, nefret çervitli, eden Silvanlı, Batmanlı milyonlar mı? Adullah bak Adullah hocalan derler hem de bak. Adıvullah yok yok. Allah değil. Allah do doğru mu bu? Doğru mu bu? Evet ya, dinleyelim. Evet, şöyle, ya PKK ile savaşan kimdir? Ha dur, evet. dinleyin, 92 93 işte 90. 90. Onlar 31 Mart sonrası ideolojik evet, tartışmalarda. Tamam sen bir soru sor. Hizbullah, sorun, hizbullah, hizbullah, Hizbullah kontra ediyorsun. Anladım. Evet. Ben e, mesela kend, kendi ailemden ve bizatihi kendimden örnek vereyim. Sen ben mesela refah sen, değil mi? E, bizim aile şey e, yani refah partili değil ama ama, e, ama İslamcılığı, e, İslam İslamcılığı, e, e, İslam ailecen evet. aileden, aileden gelme o e, şimdi mesela ben e, birden partili değilim e, dem Parti üyesi değilim ama mesela dem parti seçmeniyim ve benim dem parti eleştirmem dem parti içerisinden diyor. yani tabii, ben tabii. dem partiye hem oy vermeyen hem de dem partiye e, haşa huzurdan akıl veren bir adam değilim. Doğru. ben Dem Parti'ye oy verdiğim için Dem Parti'ye benim Oku oyum... Görüyorsun. evet yani eleştirdiğunu evet, evet, Ve buna haddimin olduğunu düşünüyorum. Tabii ki her buna haddimin olduğunu varmış. düşünüyorum. Evet. Çünkü ben dedim yani ben mesela demin dışından konuşmuyorum. Yani hatta HDP hala bile dilimiz dönmüyor deme. HDP'nin içerisinden konuşan biriyim. Ama bu ben e, seçmen olarak ve aynı zamanda da e, bir Kürt olduğum için de Kürtlerin haysiyeti ve Kürtlerin sorumluluğu bugün Dem Parti'dedir. Şimdi mesela sizin söylediğiniz o ölümüne HDP'den ya da PKK'den nefret eden ölümüne milyonların varlığının evet, evet kabul etmiyorum. Yani milyonlar değil. Milyonlar değil evet. de ama bu var. evet ama bu nefret hocam. Bu nefret e, bir bir kahvehanede e, ki e, toplumsal bir e, toplumsal bir nefret. Politik bir nefret değil. Çünkü bugün bugün DEM partili olmayan e, diğer partililer bile DEM partinin özgül ağırlığını de, farkındalar. sevgili Şimdi, sevgili. Özgül ağırlık Doğru, bir şey. doğrusu, tartışmayalım. Bir de sadece konuyu şöyle geçelim. Ben o coğrafyaya çok gittim, hı hı. çok insanla konuştum. Kürtler, hatta Ertuğrul Göndem'in şeyini espriyle ben onu en son haberde söyledim. Yani Kürtler çok akıllı bir i̇şte <laughs> halk. Ertuğrul Göndem de oraları gezerdi, hatta derdi. Ben karış karış hakikaten karış karış geziyorum orayı ve çok da iyi de diyorlar başım gözüm üstüne diyorlar, mikrofon uzatıyor, tc devletine bağlıyız, apolonu Allah belasını versin pek, adam kendi pekak. Hı <laughs> Hayır. <Aynen öyle. gülüyor> bir o de böyle bir yapanlar <laughs> var. Ben Hayır. <laughs> ben söylüyorum. Seni görünce öyle konuşur. Hayır, hayır Gerçekliktir hayır. bu. Adem'den daha çok nefret eden. Ya şunu söyleyeyim size. Türkler her Türk CHP'li mi? Bilemiyorum. Her Türk Kemalist mi? Her Belli. Türk Atatürkçü mü? Niye her de. Türk Apocu olsun? Bunu kabul ediyor. E, ama Apocu değil. Her Apocu değil ya. Apocu ne yapar kadar diyor. %10. Tabii bir, bir de bir %10 daha var. Türkiye'de %20 Kürt var. Evet. Şimdi şöyle bir so, durum yüzde var. O diğer %10'dan sızsa. Diğer %10'un psikolojisi beyefendinin söylediği evet. gibi. Yok değil. Böyle bir psikoloji mümkün olmaz. Ha, bu arada reklam mı geliyor arkadaşlar? Biz daldık. Evet. Ee, yani şundan tamam. ötürü böyle bir... Tamam, Çünkü reklamı. mesela size daha ampirik olarak konuşalım. Sen istersen reklamdan sonra bunu anlat. Tamam. Çünkü biz yine bir yanlış yere girdik. Reklamdan sonra girelim. Evet. Tamam. evet sayın seyirci arada biz de eski Türkiye'ye dalıyoruz. Böyle Mustafa Albayrak'tan 94 senesinde söylenen laflar duyunca. <laughs> Hem bir yönüyle bak Türkiye aslında Mustafa Albayrak'ın durumu gibi. Bir yönüyle yepyeni bir adam. Ne diyor kardeşim? Muhalefet falan yok. Tiyatro <laughs> oynuyoruz. Bir taraftan da dönüyor. Aa Ali Kılıçdaroğlu siyaset meydanındayız gibi hissediyorsun. Yani Ali Kılıçdaroğlu öldü mü kaldı mı haberim yok ama. Yani siyaset meydanında o gün için anlamlı laflardı. Bir geçiş sürecinde Abi hep söylediğim ki. aynı örneği vereceğim. Aynı örneği ben Türkiye'ye ezberleteceğim. Şu an ben çıksam arkadaşlar yeni bir konumuz var. Ciddiyim ama. Buyurun Karar veremiyorum. Olivetti daktilolarımı, Remington daktilolarımı <laughs> da. <daha gülüyor> Gerçek söylerse bir süre sonra siz gidersiniz dersiniz ki arkadaşlar. <laughs> ya da Santrafor'da <laughs> milli takım Cemil Turan'ı mı oynasın Gökmen Özdemir mi oynasın? Gibi. Orada kaldıysa adama derler ki ya bu şizofren ya deli. Tumarhane de bu. Ne Remington'a ne Olivetti'si kardeşim. Daktilo diye bir şey mi kaldı? Eskiden ama öyleydi. en büyük iki marka buydu. Yani Apple'la Samsung gibi. Doğru, Doğru mu? Yaşadınız mı o dönemi. boş. Ericsson'dan Nokia gibi. Onlar da gitti. O bile gitti. Abi boş. Boş laf. Boy retro. Anladın Hı. mı? Yani o laflar da retro. Anladın mesela şu düzey hala Türkiye'de şu deniyor. Bizim bak o konuda MIT çok yenilikçidir de bizim askerimiz de bak eleştiriyor. Hala şu laflar. Efendim biz onların hain olduğunu biliyoruz. Yüzde onun PKK'yı terör örgütü gördüğünü biliyoruz. Yani demin yüzde 10'u hmm. PKK'yı terör örgütü görüyor. Ya yani yok. Böyle bir şey yok. Şu terör örgütü. Ya bu uydurma o yüzde on deme oy veriyor. Dönüyor şunu diyor. Aa bunlar hain, terörist, bölücü başı, terörist başı. Yok öyle bir şey abi. Şu terör meselesi. Adamın ne? iradesi o. Sev sevme. Realite bu. Nefret et. Öp. Kız. Bağır. Ama Türkiye'nin başkenti Ankara. Hatta ben bugün Özlem Ömer dedim ki. Yani rahmetli Kadir Mazur oldu. Türkiye'nin başkenti İstanbul olması gerektiğini inanırdı. Doğru. Ama Ankara. Evet, doğru. doğru. mu? Tabii. Ama İstanbul olması gerektiğini inanırdı. Doğru. Tabii, tabii. Ankara. Aden öldür. Bir... Sen de %10'un Kur'an inanmak istemiyor. O da bak güzel bir güzel lafı vardı. Kimse onu kavrayamadı. Ya dedi. Ben dedi Ermeni soykırımını inkar eden Türkiye diyor hayır. Saygı diyor tabii. Çünkü diyor suçu işlediğini kabul etmek evet, istemiyor. Tabii bunda bir onur görüyorum diyordu. diyor. Hatta Murat Bardakçı kast ederek şunu diyordu. Esas bir tehlikeli bu. Çünkü o kestik iyi yaptık diyordu. Tabii. <laughs> bu çizgi o zaman tabii, çok marjinaldi. Diyordu ki Talat e, Paşa diyordu Murat Bardakçı 2004'lerde. Evet diyor, bir milyon öldürdü. Ama diyor vatan için gerekliydi. Tek ilk bunu Murat Bardakçı başlattı. Ben şok olup dinlemiştim. Hatta devleti resmi tezin sonu Hikmet Özdemir'le Murat Bardak 2005'te televizyonda birbirine girdi. Hikmet Özdemir'in tezi soykırım yok. Bu yalan. öbürü diyor ki yaptık iyi ki yaptık diyor. Oha dedim ben hiç unutmuyorum o zaman 24 yaşındayım. Ve orada Hrantik o meşhur yazısını yazdı. Dedi ki inkara kızmayın. diaspora. Burada iyi niyetli bir Türk tabii, tabii. bunu kabul etmiyor. Bunda bir onur Bizim Bunu, tabii. Tabii. Türk milletinin yapmadığını, iddiaçı alçakların yaptığını anlatmamız lazım diyordu. Adamı vurdular. Orada bahsetti bak şimdi oraya doğru gelmiyor. başladı. Son bazı tweetler Yavuz Aral oldu çok tehlikeli tweetler gördü. Yani genelde İslam, İslami gökenliğinde iddiaçıları falan bu kadar övmezdi. Biz i̇şte o ayrı konu. Kürt konusunda da aslında ben anlıyorum mesela Paşa'yı. Diyor ki o yüzde on da diyor benim canım o yüzde on da diyor. konuşuyor. PKK'yı terör gibi görüyor. O değil. Yani ya görse, deme vermez zaten. Bu, bu, terör meselesine dair mı yani? Özal, Özal'dan bir alıntı yapmak evet. istiyorum. Özal diyor ki e, Kürtlere terör örgütü lafını ya da terör örgütü demiyor. Terörist lafını söyleten, söyletmek isteyenler Kürtleri hiç tanımıyorlar. Çünkü diyor çünkü evet. diyor Kürtler kendi akrabalarına küfür edecek kadar ahlaksız değiller. Özal bu, diyor. onu diyor ki ya bunu Cengiz Şan'da ya bu şey ya. Ama... yazdı. Aa doğru doğru. Özal'ın doğru. Özal yanlış bu. yazdı. Yok, yok. Hayır, başka bir şey diyeceğim, Cengiz diyeceğim Cengiz hocam. Cengiz Şan da söyledi laf. Evet, evet Doğru. Başka bir şey Babam diyeceğim. Babam olsa söyler. Ama bak hocam. şöyle bak sevgili Rafal Barak. İşi yine ideoloji taşıyor Evet getireyim. ben de oraya getirecektim. Doğru bir şey. Tabii. Bak benim yeniden söylüyorum. Benim bir örneğim bak ben Türkiye'de Kemalistler en nefretli adamlardan biriyim. Ve anti Kemalizmi de zirvelerini yaptı. En çok Kemalistlerden Fenerbahçeliler sevdi. Hayır ama ben bir kere yazı yazmıştım. Yine işte sevgili Yıldıray'ın genç sivillerinde toplandık. Baya herkes de tabii antika o zaman zaten anti Kemalizm Mehmet Ali Alabora da orada. O zaman Atatürk'e sövmek serbest. Tabii kızdı Aydın Türk kadınıyım diye bir uydurup bir şarkı vardı. Hmm. O çaldı. Evet. Aydın, Türk evet. kadınıyım, çağdaşım, evet. Atatürk olmazsa yanarım falan. Sizin canı sıkıldı. Abi herkes, hatırlıyorsun o yazımı <laughs> Abi herkes bir dal geçti. Mustafa bir, bir kötü oldum. Bir baktım bembeyaz oldu. Yıldıray dedi ki ya ne oldu falan. Ya dedim bu kadar dal geçtikleriniz benim anne. Annem ablam benim Benim teyzem. Benim halam. Bak şimdi bile kötü oluyorum bak. <laughs> tabii, tabii. Evet. Bak şimdi bile kötü oluyorum farkında mısın? Yapmayın bu kadar. Ondan sonra Atatürk'ü babam gibi severim mevcut açıklamasını yaptırmıştı. Işte, Elin Avşar röportajında. Hatta ben gittiğim zaman ya en çok bu lafıma kızıyorlardı. Evet. Baban gibi seviyorsan bizi sevme falan. Sonra iş döndü biz de Atatürkçüyüz. Evet, evet. <laughs> Biraz konuştuk diyoruz. Anladın mı? Halbuki ben o zaman... Ama babamı diyorum. da eleştiririm dedin sen. Babamı da eleştiririm abi ben evet, de eleştiririm. Babam gibi severim ya, ama... Ya işte ben, abi. ben burada Hasan Cemal'i mesela çok takdir ederim. Benim dedem Cemal Paşa'dır ama yanlış yapmıştır. Aynen Dedemi severim. Ama Cemal Paşa Şam'da yaptıkları, orada yaptıkları yanlıştır, evet. rezilliktir. Ya dedi anladın mı? Tabii. Bu, bu buna ama insanların gelmesi kolay değil. Evet. Her insandan bunu bekleyemezsin. Yani ama kardeşi zaman... da da evet. yani sen git kardeşini kına olmaz. Tabii. Hukukta bile bak Nihat Özdemir'in karısı kardeşini korudu. Metriyi dili, biliyorsun. Ya evet. evet. fıtridir. Hay değil. Ya kardeşim, kardeş olduğu için bir insanın bir kadını şey savunması normal hayır, hayır hayır hayır, hukukta yeri var. Benim diğeri Mustafa kardeşim. Tamam. Eroin kaçakçısı. ben onu evimde korursam bana hiçbir şey olmuyor. Evrensel hukuk. Evet diyor. ben de bunu diyecektim. Evrensel hukuk. Sen korursan sen hapse. Akrabalık hukuk. Ben korursam. Benim hukuk akrabam mu? çünkü. Diyor. Evet. Kan bağ var. diyor ki kan bağı var. Devlet değil evrensel ama hukuk. Sizin tabii. İslamcı dediğiniz, benim sadece Müslüman dediğim. İslamcı Bizim diyor. siyasi zihniyetimizdeki konu Kur'an'da şöyle der. Babalarının bile aleyhinde olsa hakkı, adaleti ve hakkı savunun şimdi der. Şimdi hocam o doğru. O evet, doğru da. Babalarının bak, bile, evlatlarının bile aleyhinde olsa. Bak, hukuk şu, ayrı maneviyat. Evet. Bak ameller niyetlere göredir, ameller neticelere göredir. Çok Hangi basit anlaşılsın diye söylüyorum. Şeyh Said'in fikriyatı benim fikriyatımdır. Şeyh Said. Ben şu Said'i anlıyorum ama, Bak anlıyorum. Hilafetin kaldırılmasına ben de o gün mecliste olsam hayır oyu verirdim. 3 Mart 1924'te 530 431 sayılı kanunla hilafetin kaldırılması, efkat ve Şeriat Vekaletinin lağvı, yere Diyanet İşleri Başkanlığı'nın getirilmesi ve 155 hanedan-ı mensubunun mensubunun dışına sürgün edilmesine ben karşı olurdum. Ama bunun için daha çıkarsan sen yanlış yapmış olursun. Bak, silah alıp devlet... doğru işte onun için diyorum senle ilgili Olumsuz anlamda değil. Tespit devamını ne dedim? Kürt aydını devlet aydını. Sen diyorsun ki devlete silah çekilmez. Çekilmez. Evet. Devlet silah Ama ya. sen geçenlerde ne dedin? Kasım Cizre'de Osman Pamukoğlu'nun toplayıp soluğuyla çocuğuyla soyduğu adamlardan biri olsa belki ben de. Tabii. Hatta ben de ben senin karakterini tanıyorum. Evet. Kalaştık o eğitimini o gün başlardı dedim. Ama yanlış bu. <laughs> yanlış ama. Devlet Bazen insan oraya gider. nefsi müdafaa yaparsın ayrı bir konu. Adam senin gelmiş namusuna tasavvuf etmiştir. Abi bazen mi? de iter. Bak bugün bir örnek verdim. Tamam, ama. Şimdi etkileyici bir örnek vereceğim sana. Yıl 93. Uğur Dündar adlı Onur abidesi gazeteci. Şerafettin Yardım Edici isimli dönemin bir imamına, ilahiyat evet. hocasına, kadınlara zaafını öğrenmiş ve Mehmet Ali Önel onun muhabiri. Bu Didem Aslan'ın kocası Kürşat Yılmaz. Tabii. Didem Aslan Yılmaz'ın kocası Kürşat Yılmaz'ın muhabiri. Analik bunlar Kürşat Yılmaz anlatmıştır. Buna kadın gönderiyor. Evet. Yani profesyonel. Kadın hocam hayranınızın adam bir kovuyor. İki, iki üç, dört. Tabii açık gidiyor. yani çıplak gidiyor. Bilmem. En son o görüntüleri ben hiç unutmuyorum. Sen de izlemişsindir. Kad adam gizli kamera o zaman serbestti. Sen küçüksün. Hatırlamazsın. Ben yoktum herhalde. Şerafettin yardım edici resmen cinsel olarak da şey geçirmiş. Kızışmış diyelim. Hatırlıyor musun? Aldım kabul ettim, aldım kabul ettim, aldım kabul ettim. Gel içeri, gel içeri. Hatırlıyor musun? Aman Allah'ım. Ve adam evet yapmaması gereken bir şey yaptı. Defalarca Ama tarafından tahrik edildi. Sonra adam dedi ki yayınlarsan bunu intihar ederim. Adam ne yaparsa Adam intihar etti. Olay evet doğru ama şimdi Gökhan Zan'la ilgili onu söyledim. Gökhan Zan'ın o ses kaydında belli Lütfü savaşan kumpas kurmuş. Net. Herifin birini tutmuş. AK Parti binasındayım 3 milyon doların hazır. Burada bir demiş de... ki 5 olmaz mı? Ya şimdi bu diyalog oldu da inanmak istemiyorum da evet. çok komik bir resalet ama ya tuzak bak bak ben orada diyorum tuzağa düşmeyeceksin ama tuzak Kur'an'da şerif. Tabii canım. Böyle şey olmaz. Şimdi Şerafettin yardım edeceğiz sen de üzülürsün. Mesela tabii canım ya bak, Şerafettin denilen kişi... Yardım, e, yardım edeceğiz. Zaaf... O olayı hatırlıyoruz. Hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. İntihar etmişti. Evet, Muz evet. O değil mi? Kadına böyle Abi, saldırıyor. Kad... Kad... Ay, yok, uçan, detayları bu... hatırlamıyorum. Zaten buz, buz görüntü verilmişti o zaman. Şimdi bir kadar şey... Al konuşmalarına... Sonra da Uğur Dündar hiç unutmuyorum. Buna gidiyordu. Efendim, Kirli bu... Bunda... bir gazetecidir Uğur Dündar. Evet. Tabii ki öyle. Ben işte Ümit abinden de bu yüzden kavga ettik. Onu savundu. O da sevmez aslında da. Ne? Evet. Neyse, i̇şte, neyse tekrar açmayalım. Yani. o seri o meşhur o ama o felaket yayına dönmeyelim. Tamam Tamam ama. Hocam ben, ben iki şey <gülüyor> söylemek istiyorum. anladın mı? Yani Tabii. bizim hani abi kadı gibi karar vermek kolay ama. Kadı. Kadı gibi yani. Tabii. Kadı gibi der ya o yargıç. Ama hani bizi Orhan Pamuk'un güzel bir lafı vardır. Roman insanlara şefkatle yaklaşma sanatıdır. Evet. Yani Anlamak da lazım. Kolay değil. Hı hı. Bak vallahi billahi bak ben Erbakan Hoca'ya tek bir sebepten bile olsa herkes büyük saygı duymalı. Şu Orta Doğu coğrafyasında silah bulaşmayan tek İslami hareket Refah Partisi tamam. Hepsi bulaştı. Öyle, milli Şimdi evet. sevgili Albayrak ben bir ne o konu olsa ne derim? Ya kardeşim sizin bütün bütün İslam dünyasında bu Erbakan'ın hareketi hariç silaha bulaşmayan parti yok. Evet. Sen ne de dersin? Siz öyle zalimsiniz ki ne yapsınlar dersin? Bu işin sonu yok. Yani bugünkü bakış açısıyla yapmayacaksın. Silah eline almayacaksın. Çok doğru. Ama olmuyor bazen. Haklısın. Şerafettin yardım yapmamalıydı. Ama 3, 4, 5 kadın gel gel. Tabii kamera olduğunu bilmiyor. Peki siz Abdullah Hoca'nın Şeyh Sayit ve Sayit Rıza hakkındaki görüşlerini biliyor musunuz? Hocam onlar ben On, onlar, biliyorum. Onları onlar, daha onlar 31 Mart sonrası da bırak. Evet. abi tamam. bak ideolojik de biliyorum. Sonra doğru. gelen mesajları tamam. biliyorum. Hala eski Türkiye kapı. Ya, ya, Yok yok. yok. biz de Sayın Doğru gelecek <laughs> anlatmıştı. <laughs> ya doğru. Ee, DK'da şöyle Söyle. evet 95'ten yani Öcalan'ın bu konuda fikirleri değişmişti. 2005'ten sonra değişmişti. Öcalan'ın güzel tane fikri var. Evet, Siyasetçi adamlar 50 tane değişmiş. <laughs> bir de <laughs> Öcalan bir de Öcalan <laughs> dinamik bir zihin hocam. Sürekli okuyor, yeni belgeler, yeni kitaplar okuyunca fikirlerini değiştiriyor. Bu konuda eleştirisi çok geniş bir adamdır. Ben iki şey söylemek istiyorum müsaadenizle. Şimdi bu terör meselesi evet ideolojik bir konu ama benim başka bir şey söyleyeyim. Şimdi bu terör meselesi hocam ne bu masada ne de herhangi bir Türkiye'nin herhangi bir yerinde teknik ya da siyasal veya askeri bir mesele olarak tartışılmıyor. Ahlaki bir mesele olarak tartışılıyor. Yani o kadar ki bir Kürt'ü yakaladın mı, gırtlağına çöküp söyle bakalım bu terör örgütü müdür, değil midir? Bak bu çok ayıp bir şey bak. Evet, tamam, bu, bu çok ayıp. Ona ben de karşıyım. Şimdi bu, bu şu, hadi, şunu Ya, demek ya demek geçen Medine'de bir ailesiniz yaptılar. Tamam. Daha, evet, evet. Daha, ne? Oh, Kürtler, daha, daha ne? Şunu demek istiyorum. Siz Kürtler daha ne istiyorsun? istiyorsunuz? Evet devap o o kızınız soru çekti bir terbiyesizlik. Sen orada olsan ama işte bu terbiyesizliğin ben bu, yani çok ben, haddini bildim. Ben de buraya gelecektim e hocam. Olsaydı, bu, bu terbiyesizliğin cüreti, cüreti. bana demese bile yani Mehmet abi dinledim dinlesem orada isyan eder Şimdi yani. o, şimdi o hanımefendi neden bu cüreti buluyor? Aslında itiyor oraya gelecek. Bu iklim. bu evet. ikili yüzünden bu. Dolayısıyla yani demek istediğim şu hocam. Mesela bugün Hüdaparlı Zekeriya Bey de e, televizyona çıkıyor. Ona da yine televizyon O diye O adamı bu Kürtler lehine sempatik hale getirdi bizim Türkler. Yani adam Kürt Kürtsün, Bir de şeysin. Kürt de sıra... adam her bir gün Kürtlükle anılmak evet. istemiyor adamlar. Şimdi hocam <gülüyor> <gülüyor> zor mu? Öyle, öyle, öyle. bir kitap var. Döve döve Kürtleştirme. Evet de. evet evet. E, Çok tabii. doğru bir şey yani. E, Türklük sözleşmesi budur. Ben evet. geçen programda dedim ya bu kadar Kürt olmaktan rahatsızım çünkü <gülüyor> tabii <gülüyor> çünkü, çünkü Türk çünkü Türklük sözleşmesi Kürt'e Kürt olmaktan başka ben, bir imkan vermiyor. E, sabri bile Kürt aydını diyen Hani yani, İslamcı yazar yazardı eskiden İsmail Hacer'in <laughs> altında evet, değil evet. mi? Ama <laughs> yani başka bir çare yok. Kürtlüğümle de şey yapıyorum. Gocunmuyorum. Abi ya yani, abi olur ya. Ama ayetini de var. Eyvallah, eyvallah. Türk, Türk ee, olmak ne kadar Allah'ın ayetiyse, öyle. Kürt olmak da o aynen kadar Allah'ın ayeti. Ben ikinizden lafı alacağım. Genç evet. bir Türk aydını. Normalde Ekrem İmamoğlu'na oy vermesi beklenir. Sana soracağım. Bak muhabir kimliğini aç. Sen bir aydın olarak, genç bir aydın ve benim gördüğüm kendi yaşının çok üzerinde kitap okumuş bir insansın. İmamoğlu'na mı, Meral Danış mı oy vereceksin? Ya Düşünce. Ben... Bir gazeteci olarak tabii ki hani oyunu şey açıklamak doğru ol, olacağını düşünmüyorum. İmam Oğlu'nu diye desteklemiyorsun? İmam Oğlu'nu niye desteklemiyorum? Şöyle söyleyeyim. Ben Kürtlerin sadece Dem Parti'yi Kürtlerin desteklediğini düşünmüyorum. Tabii. tabii. Ve Dem evet. Parti'yi sadece Kürtlerin desteklemesi gerektiğini de düşünmüyorum. Doğru. Yani, Biz e, aramızda Parti... şöyle espri yaparız. Çok evet. özür dilerim Mustafa Ali. Çok özür dilerim. Biz aramızda şöyle espri yaparız. Kürt sorunu çözülene kadar Rasim abi de Mustafa Ali de Kürttür. Tabii. Çünkü <laughs> e, tabii, kendi, <laughs> aklı, kendi açısından haklı. <laughs> evet. Mustafa Albayrak'ta. Mustafa Albayrak, evet. hocam evet. kabul ederse tabii. Estağfurullah, ne demek ya Kürt <laughs> değilim. Ben Kürt değilim ama en yakın arkadaşlarım var, onlarca arkadaşım evet. var. Can Bir de o coğrafyayı da bilen evet. insan. Evet, evet, devam. Sizin Kardeşim evet. Benim bu ya. programda ve Twitter'da, farklı mecralarda dillendirdiğiniz görüşü hem çevremle paylaşıyorum hem de soruyorum. Mesela gittiğimde Diyarbakır'da da sordum, başka Hı -hı. yerlerde de sordum. Hani İstanbul seçimi gerçekten Türkiye'yi rahatlatır mı? Veya işte Türkiye genelinde Dem Parti'nin oyları... Benim bunu sorduğum kişilerin özellikle de Kürtlerin büyük bir çoğunluğu bu konuda hemfikir. Kürtlerin yani dışında, benim gibi düşünüyorlar ama evet. serüs söylemiyorlar. Kürtlerin bir kısmı bunu söylüyor vatandaş yani konuştuğum vatandaşlar. Ama konuştuğum gazeteciler, aydınlar daha böyle göz önünde tanınan kişilerin bir çoğundan ben şu tepkiyi alıyorum. Evet doğru Türkiye daha rahat bir döneme girer çünkü önümüzde 4 yıllık bir seçimsizlik dönemi var. Ee, Rasim Ozan'ın söylediği şey doğru ama biz bunu söylemiyoruz ya da söyleyemeyiz. Söyleyemeyiz. Bunu çok net Çünkü muhalefetin de baskısı var. Hayberdon evet. yani adam de oldum denebilir. İşte de bilmem ne denebilir evet. tabii. Evet. Ya. Çünkü mesela ben şunu da duyuyorum. Ee, burada da aynı zamanda dinlendirip sormuş oluyor. Doğru tabii canım. Ee, siz mesela e, bu söylediğiniz şeyleri Murat Kurum kazansın diye mi? Hayır. İllendiriyor. Valla umurumda Bunu değil. sorma sebebim şu. Şey. Çünkü insanlar değil. arasında Abi bu bak. da konuşuluyor. Ben Murat Kurum'un ömrümde görmedim. İyi bir aday olduğunu karar ettim değil. Açıkçası ilk defa bana bunu söyletti. Tamam mı? Ben yani Murat Kurumu ben performansını falan son derece zayıf buluyor. Ama umurumda mı pek de değil. Ben yüzde dokuz aldıklarında ben şunu bir ortamı Zaten ben milyon kere yazdım. Fanatik Ekremci arkadaşlar onlar işte. Ilk neyse onlar bile delirdi. Onların bile delirdi. Türklere güvenmeyin diyorum. Abi kardeşim bu zor mu ya? Ya 9 alsın mela senin ekleminde. Bastırsın alsın seçimi kardeşim. Yeniden refah prova geçsin. Ne bileyim ben, siyaset mi öğreteceğim ben adama? Yani anladın mı? Kardeşim bir bırakın şu insanları yakasını. Evet. Bir bırakın yakasını ya. Ekrem kazansın. Hakikaten ekrem ya, kazansın yani. ya. Ekrem kazansın. Kendi ya, ne ya? ya ne verecek ya? Kürtlere benzi, ne verdi? Rütü, ekrem Kürtlere ne verdi? Rütük olmasa derim ki hani laf, yani. ha bir laf vardır ya birinin bir şeyle gerdeğe girmek diye. Ya kardeşim Kürtlerin sırtına basarak gelme abi. Ve evet. bunu reddederek. Kendin kazan kardeşim ya sen değil mi? Yani kendin kazan. Ulüfe dağıtarak rüşvet vererek. Yapmayın yani artı ben şunu da söyledim geçen e, Türkiye gerçeğinde. Ya bunu mu Ben söylüyorum. Kızan da kızdı, kızan kızamıyor. Doğru söylüyorsun. Ben, ben o yarıyla Cumhurbaşkanı olamaz ya. Adam. Evet. Devlet ediyorum. engeller. Bak bunu herkes söylüyor. Demokrasi yok kardeşim. O, da, o noktada Türk devleti için demokrasi yok. Alsınlar götürsünler beni bu gerçeği söylediğim için. Tayyip Erdoğan 52 kendi aldığı için başka. Evet. Bak ben ne diyorum? Muhalefettekilere söylüyorum. Eğer diyelim hakikaten Türkiye raydan çıktı yönetilemez. Öyle bir ihtimal görmüyorum. Dolar 150 lira oldu. İlla bu halefetten biri gelecek. Mansur getir. Söylüyorum devletin B planı o da, Mansur'dur. O da, o da dem karşılıklı yapar. O dem karşılıklı yapacak. Tam devlet, devletin eski politikalara dönecek. Tayyip Erdoğan da arayacaksınız. Evet. Şu anda da. Yani Ekrem İmamoğlu da var. Bak demin gelmen tweet attım. Senin rakibin Mansur'dur kardeşim. Evet. Senin rakibin Murat Kurum değildir. Tabii. Senin rakibin Tayyip Erdoğan değildir. Senin rakibin Selahattin Hacı'nın görür mü? Sen Mansur'dur senin rakibi. Baktığında olay bu. Çünkü abi bütün bela neden geldi? Seni başkan yaptırmayacağız. Tabii, tabii. Bizim oylarımız. Serafin Demirtaş'ın en büyük hatasıdır. Bak, Türk solunun gazına geldi. Kavala'nın gazına geldi. Bak, şu, Kavala'nın ben ilgisi yoktu. Ayrı bir konu. Burada ona, olay şu. Bak Ekrem İmamoğlu. Burada da sesleniyorum. Türk devletinin şu anki sistemi uzmanı olarak. Hem de 51 alır. Yine 9-10 Türkler alır. AK Parti adayı da 40'a kadar düşer. O zaman iş değişir. O zaman biz deriz ki AK Parti o yanlış aday. O zaman zaten olarak. İmamoğlu artık geliyor. Evet. Ama böyle bir ihtimal bir son önümüzde 30 yılda görünmüyor. Yok. Çünkü 52 Tayyip Bey kendi oyu. Tamam. E şimdi Devlet Bey bırakma diyor. <laughs> Benim gördüğüm 2028'de Tayyip Bey bir daha aday. Allah sağlık sıhhat versin. Allah başımıza ne eksik Abi istiyorsun? olmasa olmazsa da Selçuk Bayraktar Hı. ya da Hakan Fidan aday. Mesela bana göre. Abi. Şimdi düşün. Hadi Tayyip Bey bir yana bırakalım. O tarihsel şahsiyet Atatürk gibi. Hangi seçime girecek? 39 alacak. 10 alacak Demirtaş. 51 alacak Ekrem. Öyle bir şey var mı böyle bir sosyolojik araştırma yani. yapıyor? Öyle bir mümkün ihtimal değil. var mı? Mümkün değil. A, mümkün değil. Evet. Şimdi böyle bir ortamda senin öyle bir şansın yok. Zaten aday da yaptırmamakları çok kolay. Yani bugünkü Türkiye'nin içinde biz gerçekçi konuşuyoruz. Şimdi bu hocam burada olan Kürtleri Vay olur. Bu. Neden olan, olan Kürtleri ol. olur? Abi Çünkü... de Mansur Yavaş yani... Şey adam duruyor. Adamı inanamadım ben ya. ya adam elli almış Türk ya. Hizmet ya Mansur için ya. Bazen... koltuk değil. Bu arada sevgili AK Parti'li bu Suhal böyle. 20 fark atmış Mansur Yavaş'a. Geliyor yani adam. Yüzde yirmi Turgut Altok, Melih Gökçelik'le haklı çıkıyor. Ankara Bakır'ın iradesidir. Biz bir şey değil. Mi? Bak bak bak. bak. Hı, devlet şey nezdinde de. Mansur Yavaş'ın önemi. Hayır bu o, o açıdan <laughs> bakmıyorum yani, e, Hocam, Hocam demokrat. Şunu söyleyeyim. Hocam Ekrem %60 oy alırsa üzülürüm. Ama ben şunu İstanbul halkını irade. Bak ben, ha. bak, ben Diyarbakır'ın irade. Bir dakika bir dakika. Şunu söyleyeyim. söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı derlerse ben Ekrem derim. Ya, Mansur Yavaş'a hiç güvenmem. Mansur Yavaş demek ya beni küçük gelsin daha iyi yani. Çıkartalım nasıl durumu. Şimdi benim küçük küçüğe bile kurban olsun. Küçükten de beter mi diyorsun? Beni küçük, beni küçük gayet net. Ne olduğu belli bir insan ya ben burada sana bir şey yaptım. rejiyi gösterirseniz. E, rahmetli Ahmet Kaya'nın bir sözünü. E, onun simetrisini ve asimetrisini de ben sonuna kadar savunurum. Ha evet Kürdüz yani ama uğruna ölebileceğimiz Türk kardeşlerimiz var. Tabi oh, bunu RC'ye e e ee, de attım et, ben hemen kardeşimize de. İzleyelim. Ekran görüntüsü resim. Onu koyun koyun arkadaşlar koyun güzel. Güzel bir, yani, bir yani, şey. Yani evet yani benim cevabım bu. Ama şunu bak ben en yakın dostlarıma anlatamıyorum. Çok zor. Ya bugünkü Türkiye'de yeniden söylüyorum Mars'tayız ha biz. Mesela şu laflar bana çok komik geliyor. Efendim Tayyip Erdoğan'ı engelleyemediler beni denge. Ya Tayyip Erdoğan. De ben bir şey daha söylüyorum. Bir yenilik ya. daha yapıyorum. Ben 12 Eylül 28 Şubat'ın 12 Mart'ın anılmasına karşıyım. Bak senle de orada komik ya, geliyor bana. Anılmaktan kasıt. Yani şu hani efendim o kadar kötü dönemdi ki. He. Ya gerek yok. Bugün devlet daha güçlü ya. 12 Eylül ne ya? <laughs> Bugün ne, ne, ya? Ya ne ya? 28 Şubat ne ya? 28 Şubat'ta devlet güçlü falan monoblok değil, akiti kapatamadılar be. Hani yok. nerede gücün? Kapatamadılar akiti. Akiti. Melek öcü hapse atamadılar, attılar. Bir gün sonra demirler çıkarttı. Bugünkü devlette. Bir dakika devlet halk bir karar versin kapat. Bir, bir, si, sinek kadar. saniye Doğru mu kardeşim Sinek Sers. kanadı kadar yok. böyle var. 12 Mart'ın baskı ortamı falan. Ya komik. <laughs> Böyle teşhis, şey teşhis çok önemli. Bir hastalığı çözmek istiyorsak. Evet. O yani 12 evet. Mart'ın baskı ortamı değil. Geçen Ümit Zilin amcası diyor ki ya arkadaş, 12 Mart'ın baskı ortamı falan yoktu diyor. <laughs> Eldron öldürülünce <laughs> diyor. diyor. ortalık karıştı diyor. Doğru diyor. 12 Mart'tan sonra herkes diyor legal işini yapıyor diyor. Ya bazı şeyler sonra da uydurma. Hani bu Gelecek Partisi Selçuk Özdağ'ın 27 Mayıs'ta bile Fethullah evet, Gülen'in parmağını görüyoruz dedi ki adam 9 yaşında o sırada. 9 değil. 9 değil de. <laughs> 12 Mart'ta 12 Mart'ta pardon. 27 Mayıs'ta 9. Yok. 19. 19. 19. Yani, 20. 20. 20. yani yine... 1958'de bile Komünizm Mücadele Derneği Erzurum Şube Başkanı. Ya, ama 27 Mayıs'ta payı var mı diyorsun? Yok. <laughs> ne payı ya? ne <laughs> payı? <laughs> 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 onun, onun yani, Ardumdan komik, sonra komik geldi. bunlar ya. Ya evet. abi bir de. Bak Ali Bayramoğlu çok güzel lafı vardır. Ceset yerde. Post mortem analiz bizi çok iyiydi. Adam öyle. devrilmiş. Aynen öyle. Zaten ben onu 1918'de evet. bile sevmezdim falan. Ama ne yapıyor? Onu hiç güçlüyken söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> söyleyeceğim. <gülüyor> Ali Bayramoğlu gibi. Neden Ali Bayramoğlu'na saygı duyuyorum? Ali Bayramoğlu. Ali duyuyorum. Bayram evet. 2012'de dedi ki <laughs> paralel yapı en güçlü, var. En güçlü olduğu zaman da karşı. Evet. Bugünden tabii. geriye baktığımızda e, olaylar, bize, tabii, tabii. olaylar bize çok mekanik ve rasyonel göründür. Tabii, Oysa tabii, ki e, bu da aslında şey yani tarih kurgusu, yani tarih yazımının en temel problemi fakat hani biz yine de en azından benim olayı çekmek istediğim müsaadenizle Kürt olayına çekmek istiyorum Kürt evet. meselesini. Bu bence şimdi Türkiye bütün otoriter aygıtların bu kadar güçlü kullanıldığı bir dönemde bile hocam. Evet. Hatta benim bir yazım var. okuduğunuzu Okudu, biliyorum. Türkiye'nin diktatörleşmesi Türkiye'nin demokratikleşmesinden daha zordur. Çünkü Türkiye bu anlamda ee, çok ortada bir yerdedir. Tabii. Her ne Otoriter aygıtların çok yüksek olduğu bu dönemde bile, düşünsenize biz e, ama Türkiye'deki... Çok sofistik evet evet yani ama şu... Ben şahsen bak bir batılı olsam, Türkiye'de olunca Türkiye'ye faydalı olma derdimiz var. Evet. Bir Norveçli olsam şunu yazardım Türkiye'de. Mükemmel otoriter. Evet evet ama, yine de yine de şu hocam. yine de şu. Yine de şu yani, otoriteden demokrasiye yani, sıçraması. Ruşen Çakır da bu rejimin parçası. Tabii ya. tabii. O büyük, bu büyük bir Şirin Şirin bunun parçası. Ya bu başarıya B. bak B. ya. Yurt dışından fonlanıyor. Ne ee, ama ama Fonlandığı hocam. halde devlete çalışıyor. Sabri hocam Mustafa Ali kardeşimiz. Fonlandığı halde bak başarıya bak. Ya bazen de ismini almayacağım. Çok sevdiğim kardeşim var. Bazen de analiz yeteneksiz. Evet. Diyor ki sandık kurulur, özgürlükçü biri gelir, Türkiye değişir. Sen bunu dedin, nasıl Tayyip Erdoğan'a hizmet ediyorsun. Ama o hizmet etmek için yapmıyor. Evet, evet. Kafası dünyada kaldığı için, Mars'a Mars geçtiğimizi anlayamadığı için öyle. bunu söylüyor. <laughs> ben de böyle bakıyorum. Allah'tan sizler varsınız. Sizin konuşuyoruz evet, yani. Evet. Hocam bir de Türkiye gerçekten ben yani hem Türkiye'li olmaktan çok mutluyum hem de evet. Türkiye'yi bir inceleme alanı, bir araştırma nesnesi olarak koymaktan yani çok da, iyi analiz etmiş e, durması Türkiye. Teşekkür, ne kadar sağ kadar olun, güzel teşekkür bir şey, ederim. okumak, incelemek... Ya bu, bu bir da. de bizim için entelektüel bir tutku tabii, yani. Türkiye'yi düşünmek, Türkiye, tabii, düşürmek, tabii, Türkiye tabii. için tabii. çalışmak, tabii, Türkiye tabii, için düşünmek. Bizim ülkemiz burası. Bizim, tabii, bizim, Ya, aynen öyle. bir başka bir yer yani, bir yani biz mesela Mustafa Ali de bilir. Bizim bir okuma grubumuz var. Türkiye okuma grubu. Maşallah. Yani biz amacımız Türkiye'yi okumak tabii, istiyoruz. Abdullah Hoca'dan 2013 Nevruz'unda Türkiye'ye e, Türkiye'lilik diyordu yani. Tabii. Türkiye bir gerçektir Nereye gitti, yani. Nereye gidiyor? Rağ mı gidecek? İran'a öyle bir onlar bir onlar para falan Artık kalmadı orada. Öyle öyle bence de. Hani o şey vardı. İmamoğlu Binali Yıldırım tartışmasında İsmail Küçükkaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'ne aşık Kürtlerle bizi izliyor. Bu ne yazık. Demek. yazık. Yani, yani. Bu Kim dedi ki? Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'ne aşık. Cumhuriyeti aşık. Kürtlerle şu an bizi izliyor dedi. Yazık yazık. Diyen kim? İsmail, İsmail Küçükkaya Kürtler. ya. Ha, Türkiye. yani diyor ki bu Kürtler aslında haindir de. Arada böyle evet, Türkiye evet. Cumhuriyeti sevenler de var. <laughs> Öyle. Aşıklar ve bir şeyler. Yani ne kadar ya, ayıp şeyler. Demek, bu demek istediğim... Ulan, bu bu laflar ya. Ya diyorum bak vallahi beni etkiledi. Et. Metiner bile vallahi Kürtçe dil olsun Öyle istemiyorum. Mi? Vallahi eğitim Öyle. olsun istemiyorum. İsteyebilirim buna karşı çıkabilirim. Ben Oyunlar, karşı çıkabilirim ama bunu isteyebilir mi insan ya? Ya bu tür laflar hocam bir halkın gururunu inciten laflar tabii. aslında. Ya biz mesela bu yüzden buna karşıyız. Ya yani Mustafa Hocam da siz de bu yüzden ya buna karşıyız. Ya komik ya. Bunu insan isteyebilir. Ben ben bir tek şeye karşıyım. Bakın AK Parti iktidara gelmeden önce mesela şey Bağımsız Kürdistan tabii partisi şey kurulsun. Ya. Ben o parti için kendimi veririm. E, geçen 2020'nin 14 Aralık'ında, evet, evet. Barzani'nin ölüm yıl dönümünde, bir parti kuruldu. Kürdistan evet. Demokrat Partisi, Türkiye. Kürdistan. Evet, evet. Ama kapandı sonra. Evet. Ama öyle bir, bir, iki, bir, iki, bir iki sütü kapandı öyle bir, 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 bir ee, şeyde. şeyde o, evet. Üniversitelerde birkaç yer kapandı. döneminde kapanmıştır. Ya Çıkıp birisi rahatlıkla diyebilmelidir. İklim ama, iklim. Evet. Şimdi bak iklim değişti. Beni de arıyorlar abi diyorlar, şu an diyor biliyoruz. Değiştim. Ben de onu o diyecektim. O daha bir ay, bir ay önce evet. reisçi Betinev neredeyse asılıyordu. Silaha ve şiddete karşı olmak kaydıyla. Ama yani bunu burası... demeye gerek yok. Ama bunu yok, bak, bunu Bugünkü ortamda silah ve şiddet diye bir şey PKK açısından şöyle mümkün değil bence. Ben bunu en radikal Kürt milliyetçilerine konuştum. Ya kardeşim Kalaşnikov'un şu an şu anda bir fark yok. Yok yok. Kalaşnikov dediğimiz silah eskiden etkili bir silah. Bugünkü dünyada budur bu. Doğru. Yani yani bu derken de yazma anlamında değil, öldürme anlamında. Hı hı. İHA ve siha İHA'lar var, var SİHA'lar tamam, var. Kardeşim tamam, sen tabi, ne bileceksin? Tamam, yine şiddet de. kullanmayı. O bak ya. Mesela ben diyorum ki hilafetin karşı, kaldırılmasına karşıyım diyorum. Mesela bugün dahi hilafetin olması Türk milletini ve devletini güçlendirir. Ve bir gün bu meclisten aşağı i̇lla, inecek. İlla kendi konularına çekişti. 31 Mart'ı bir bekleyiver. Ama diyorum ki <laughs> hilafetin gelmesine şiddetle savunulmasına da karşıyım. Hı hı. Abi. Ya evet, yani, bu konuda şiddet bir... yanlış. Onu evet. konuşmaya gerek yok. Abi onu söylemeye gerek yok. Yani. Büyük ihtimalle burada dördümüz de hemfikiriz bu konuda. Hayır abi ne? Mehmet Akif terörist başı terörist 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 başı terörist başı terörist başı Onun dışında her şey söylenebilir. <laughs> onu zikirden şey yaptı herhalde o gün. Mehmet Akif bildiğimiz kadarıyla dindar bir ailenin çocuğu. Yoksa adı Mehmet Akif olmaz zaten. Ama unutma. Nerede öteki olduğu için bir de bana Kürtçü demesinler korkusuyla. Evet evet. Doğru. geçen geçen hafta evet. demiştim hocam İslamcılar sizler ne kadar bu lafı tartıp tartıp etmişsiniz de İslamcılar hala sakıncalı, piyade piyadedirler. Tabii doğru. Ve ben doğru, de onlara doğru söylüyor. Onun adam ben sekülerim bağırıyor her öyle, yerde. Öyle. Ben de onlara diyorum ki hocam bu eğer değil, ve telefonu şey gece diyor ki ben Üsküdar'da rakı içiyorum. O değil, mesela o aynı kişi değil. Ben o, hocam o, bütün senin, bütün öyle, imam ona dönen kişi o. Bütün İslamcı e, ya da eskiden İslamcı arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Yürüdü kaptırırsanız sıra size gelir. Tabii canım. Bu bunu çok iyi biliyorlar. Ben sıra. <laughs> evet, sen evet, analizini evet. söyle. Yani. yani şey şimdi biz şimdi, hep tabii arkadaşlar istirsesiz entelektüel konulara giriyoruz ama. Bak, baktığımızda yani azalıyor. He. İstanbul'daki Dem Parti İstanbul'da. Ben getireceğim. Sen yapıyorum. İstanbul'da neler yapıyor? Onu bir <laughs> anlat bakalım. Tabii evet. bir e, e, gazeteci perspektif evet. versin. Serbestiyetten e, Onur Erkan e, geçtiğimiz hafta sonu. Meral Demir 5 ve Murat Çepni'yi takip etti. Bir gün geçirdi beraber. Merveş Merveş evet, onun analizini okuyabilirsiniz ama ben kısaca özetlemek gerekirse kendi tabanıyla sıkı ilişki kuran ama dışarıya çok da e, hamle yapmayan bir izlenim e, verdiğini söylüyor Onur Erkan. E, tabi burada şöyle bir şey var bilmem siz de katılır mısınız belki farklı bir tartışma olur ama ben Dem Parti'nin e, ve Meral Hanım'ın e, bu seçimlere e, potansiyelin altında bir e, performansla şu ana kadar devam ettiğini düşünüyorum. Doğru, tamam. ama kaldırtı. sadece İstanbul'da da. Ama yani. biraz gaza bastı. Evet, biraz gaza bastı. Ya. mı? Yeni bazı bazı kapı baş. meydanında 1 milyon kişi toplamak kolay mı bu ortamda ya? Tabii Nevruz. Bak. Oruç ağzına. Bir, bir ay önce, iki ay önce 1 milyon kişi toplayacağını o 1 milyon kişi tutuklanmaya gitmedi. Tabii gibi. ki. Şimdi yine gidiyorlar bu. Demek ki tutuklanmayacaklarını düşünerek. Hı. Yani evet devam evet. Ediyorum. Ya bu tabi bu atmosfer Değişti. Konuştuğumuz gibi aynen. Biraz bu, değişti. Bir ayda değişen bir atmosfer. Yok son Ama bir hafta değişti. Biraz, ben 20, tabii, 20, kendi kişisel gözlerim sağda gördüm. Dem Parti'nin e, İstanbul'da da Türkiye'de de potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve bu i̇şte. potansiyelini her nedense... Ya gösterse o 31 Mart göster evet. kendini ya. Evet. Deme 15 o çıktığını. Herkes bir hop der. İşte o, zaman, de, o, zaman, kürtler kürtler arasında, o zaman, o zaman herkes arasında. o zaman, daha bağıramaz. Kürtler, bir da kürtler evet. garantör değil ben neydi? Kürtler anahtar değil, ben, ben anahtarım. Yani 14 Mayıs'tan sonra olduğu gibi. Ben anahtarım da Akit TV'de de bir tartışma hatırlıyorum. Size örtülü ödenekten paralar gitti demişti. Bir İslamcı yazar Zafer Partili'ye. O Zafer Partili'nin sesini kesmişti. <laughs> Neyse. Evet. Daha girmeyelim. Evet. 25 milyon <laughs> örtülü ödülekten. Evet devam. Evet. Yani ben bugün e, Dem Parti'nin e, gerçek anlamda bu seçime asılması halinde ve e, Sabri Bey'in de dediği gibi Üstadım dediği gibi e, Demirtaş'tan evet. belki Öcalan'dan e, bu yönde yani kendi partilerine sahip çıkma yönünde bir e, açıklama gelmesen Kesin. de %9'un çok potansiyelinin altında olduğunu düşünüyorum. Işte. Evet. Yani ben o zaman çıkabiliriz. 10 gitmeli 11, 12, ee, hukuki, 11, 12. Ee, hukuki çerçevede yine şey. %9'a girebilmeli. Seçim seçim zamanı değil. Her zaman gidebilmeli ya. Şu aynı Abdullah Öcalan bir bunu Mustafa Barak söylüyor. Diyorsun ki Avukatlar haftada bir gidebilmeli. Hukuki ya neyse hakkı. bir bakın ben başka yani bir, bir martıma ne kadar, kadar gidiyorsunuz. avukat. avukat iki ya. avukat. Ya Bir, gidi, hocam. Gidi, gidi, gidi. bir de çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Lütuf üstüzünle bu, bu akşam bize Avukat Mehmet bizi, evet, bizi, bizi izliyor ben. Bizi izliyor bu akşam. Evet. Kendisiyle de konuştuk. Evet. Ee, kendisi mesela Özehan'la defalarca kez görüşmüş. Bu e, canım, şey öncesi. kere gitti. Ve Dem Parti'ye yönelik birçok eleştirisi var. Bunu da kamuoyuyla paylaşıyor kendisi. Ve mesela Dem Parti'yi eleştirirken şunu da söylüyor. Ee, Sıffin Savaşı'ndaki gibi diyor mızrakların ucuna bazı şeyler Oran. takılıyor. Hmm. Bunu <laughs> diyor çözebilecek... Tek şey Öcalan'la tekrar iletişim kurulmasıdır. Bu. Aynen öyle. Evet. Bunu söyleyen de e, Dem Parti'den ihraç edilen, şu anda adaylıktan atılan evet. E, bir çatışmalar sebebiyle. Evet. Ama buna rağmen Ama bu, bu, çok önemli hakkı teslim nokta. eden evet. Şey. Bu çok önemli bir nokta. O yüzden ben de kesinlikle gidilmesi gerektiğini, görüşülmesi gerektiğini, yani hukuki çerçevede. Ne tabii ki. Kesinlikle ya, ya bu konuda ne? size şöyle katılıyorum. Yani şimdi bütün dünya İstanbul seçimlerinden, Ankara'dan, Türkiye'den öyle. bahsetmiyor mu? Ya Öcalan niye bahsetmesin? Tabii. Yani Amerika Ama Amerika senin kişinin... şu analizin beni ilgimi çekti. Sen diyorsun ki gerçek liderlik Demirtaş'a geçiyor. Evet. Sebebi Benim şu. Emin misin? Bu çünkü biraz bizim Türklerde popüler bir şey de. Yok yok. Bana yo, mantıklı gelmiyor. ama hocam, sen şunu, diyorsan ciddiye alıyorum. Evet, teşekkür ederim. Şunu diyorum. Yani belediye sivil toplumcu bir e, etkinlik. Yani belediye sonuçta... Bir de şey, Demirtaş 50 yaşında. Evet. Da, 77 yaşında. Evet, nispeten yani genç. Bir, bir de evet, şimdi evet. burada tabii bunlar e, mayınlı araziler. Biz Kürt olarak bu mayınlı arazilere çok girmemeye dikkat ediyoruz. Öcalan gerçekten de strateji konularında çok yaratıcı. Demirtaş ise bunları nesnel aha, olarak da taktik mevzularda toplumla konuşabilme anlamında yaratıcı. Diyorsun, yani anladım, hatta anladım. bir şey daha söyleyeyim mi? Öcalan'ın Demirtaş'tan daha iyi bir e, ne derler? Kürtlerin geleceği için Öcalan'ın Demirtaş'tan daha iyi bir tercihin olmayacağını düşünüyorum. Çünkü, Zaten istemese de artık evet, o iş bence bitti. Ama şöyle yani Öcalan bunu istememezdi. Yani mesela de. Ali Kemal Özcan aşırı Öcalancı. Demirtaş düşmanı. Bu sebebi bu. O artık sehalle geldi. Yani böyle o bir, saplantı. Bir o bir o saplantı. Yok Öcalan çıkarsa onu gebertir falan. O, bir saplantı. Abi yani. Şey de Ümit abi de diyordu ya burada. Öcalan teröristler ama Demirtaş değil. E, yani o, o, bir, o tam işte. Demin bahsettiğim komik Türklük o. Evet. evet. Yani bu komik yani. Bu Kürt dünyasında. Bu, demin ki öyle bir saniye Bir Müslümana. Ben bir gavurum geldim. Muhammed'i de Ali kötü desen. Ali iyi de ne diyorsun lan sen de? Demez misin? Onun bir parçası. Kendine gel dersin ya böyle bir <laughs> laf yok. Yani bu bir Müslüman, bir Müslüman için saçma sapan bir laf. Doğru mu? Tabii. Komik yani. Bir zaten. Kürt için de işte saçma sapan laflar Bu da böyle, bu da böyle yani. komik ama tabii belli bir iç gerilimler, belli çatışmalar olacak olabilir. Olacak da onlar o, olacak da. O, her yerde yani olur. Sahabe sahabede, sahabede birbirini kesti yani. yani. yani o şey İnsan bile... insanın kurdudur. Evet, yani. Her zaman fikirler. Ya şeyler bile AK Parti içerisinde bile mesela olur. Oh olur. Yani bu her yerde ya, olur. sahabe içerisinde bile olur. Sahabe birbirini kesti. Aynen öyle. AK Parti şu konuda çok homojen şu anda. Dört halifenin Üçü suikast. Tabii suikast öldü. Da Daha Hatta az da evet. Azdı zehirlenmiş olma Dörtte ihtimali. dört diyorsun ya. E, öyle bir ihtimal var. Evet. Ama dört önce kesin. kesin. Yani suikast evet ol. dönelim biz yani günümüze. dünyada. Kürtler birbirini zehirlemiyor ha, e, şükür. Yani, çünkü şu e, an. şükür şükür, şükür şu an. Yani demek istediğim şu hocam. E, bugün e, 2000 yani bu 2024 seçimleri aynı zamanda 2019 seçimleriyle çok ilintili olduğu için 2019'un başat aktörü Demirtaş'tı. 2024'te Demirtaş'ın susması mümkün değil. O zaman adama şöyle sorarlar. İyi de o zaman Başak Hanım niye ön plana çıktı? Peki Fazla şu ihtimal da. var mı? Bak soranlar var. Abi Selahattin Demirtaş'ın desteğine rağmen. Hatta Öcalan'ın desteğine rağmen. Meral Hanım %4'te 5'te kalır da. Ekrem o seçilirse ne olur? Bu şöyle olur. Yandı gülüm keten ee, ama Hem, de, hem evet hem yandı gülüm keten ama biz o zaman şunu o zaman anlarız. O zaman demek ki Kürt, İstanbul'daki Kürtler epey asibile Evet, bunu, hem bunu anlarız evet, hem de, hem de aslında hem de benim az önce söylediğim. <laughs> eğer sen zamanında bütün e, yetkiyi yürü ya Kemal üzerinden CHP verirsen CHP de gelir en kritik zamanda senin seçmeni senden çalır. Dersine ama o bile işte hazır şey olur. Yani ben tabii bu ihtimal görmüyorum ya sen de Yo, görmüyorsun. Yani ya bence de Bu kadar Demirtaş'ın bu kadar Beral Hanım'a net destek verip de evet. Hanım'ın 9'u 8'i bulamaması bu artık şey yani büyük bir trafik kaderi yani bir, bir milyon insan niye geldi ya bu yeni kapıya bunlar imam olucu mu bu artık Kürtlerin susurluğu olur yani o artık büyük bir yani kamyon merkezine çarpar 14 Mayıs'ta Hı. Çok büyük mı oldu. Şimdi Tabii. Ruşen Çakır gibileri onu söyleten o. Şimdi o hocam, zevkle, keyifle Kürtler artık tabii. kaybeden, kaybettiren. Kayıp. Şimdi biz biz burada neden hala... Niye ondan da niye haz alır bir solcu onu da anlamıyorum. Yani o, hadi o... faşist olsa anladık. Maalesef. Irkçı olsa anladık değil maalesef. mi? Maalesef. Onu Milliyetçi de... olsa anladık. Onu, baba sen niye onu bundan zevk anlamadık. alıyorsun ya? Kürtler ya. kaybetti. Oo. Oh. Bir ha. de şöyle bir durum da var hocam. Mesela e, şeyin kendisi, e, Kürtler, Kürt hareketi 28 Mayıs'tan sonra yapması gereken şeyi e, yani... E, solun ya da CHP'nin eleştirisini vermek yerine ilginç bir şekilde kendi içlerinde öz eleştiri mekanizmalarını çok fazla dillendirdiler. Oysa ki bir öz eleştiriden ziyade Kürtlerin bir eleştiriye ihtiyacı vardı. Ne eleştirisi? Bir, güvendiğimiz dağlara kar yağdı. İki, ama o öz eleştiri CHP'nin niye ittifak yaptık da var. Evet. Yani iyi bir şey. Ama ama işte bu dillendirilmedi. Bunu söylemeye çalışıyorum. ya yani bu böyle sadece acaba acaba yanlış ittifak mı yaptık gibi. Yani bir soru olarak kaldı. Dolayısıyla bugün 20 31 Mart'ta Şeyin Akil Kürtlerin ya da Kürt siyasal kadroların açık desteğine rağmen e, DEM oy alamazsa, o zaman DEM zaten parti olarak kendisini feshetmek etmek zorunda kalacak. Neden? Çünkü kendi... Türkiye genelini hiç konuşmadık. Türkiye evet. genelinde onu bulabilecek mi DEM? Biraz evet. hareketlilik var. Evet. Bu, yani 8.8'de kaldı. Evet, bulacak. Hocam ben şunu çok iyi biliyorum. Ee, bu tür olaylar son 3-4 günde daha e, yoğun Doğru. yoğun ve netleşir. Ee, şu tip, anda... tip o kadar oy çalamayabilir mi bu seçimde? Geçen şey. çok oy çaldı. Evet, ya şöyle İstanbul'da yine tipin tip bence... bile Kürt olayından ya. Biz Kürt değiliz diye kuruluşu tabii, tabii. o ya. Hocam, Biz şey Kürt ya, değiliz ya. Parti bu ya. Şey dedi ha. ya. Biz de... Kürt değiliz ya. HDP birlikte olamaz. anılmak istemiyoruz diye açıklama yaptılar. Şey ya. Ee, ve ya burada ben şeyin, Meral Danış Beştaş'ın da Murat Çepni'nin de e, çok şeyli gittiğini yani aslında potansiyelin altında değil bence potansiyelin altında değil. Ama ben 2 3 gündür çok hale geldi. Evet, gün gören, yani, gün gören iyi takip ağır, et ya. Evet evet ağır ağır. Ben ağır. bakıyorum tweet'ten yani. Çünkü hocam şeyden ötürü. Yani 5 yıl. Hatta bugün esprili bir tweet attım gördün mü? Hmm. Gün gören Kürtleri sandıkları patlatıyor mu? Görünce yapıyor. Rejime verdik ya. Tayyip Bey'le bir gün Tayyip Bey'le budur o. Sandıkları patlatıyor, patlatıyor muyuz? Var evet, ya. ey evet, evet, e, gün gören Kürtleri <laughs> sandıkları patlatıyor mu? Sen muyuz? benim aldığım kadarıyla Bayan Miterrantın rolüne üstün. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Ben sonuna kadar değil. Ben sonuna kadar bu işte gideceğim. Sen haklı olduğunu abi e, inanıyorum. Düşünüyorsun. Sonuna kadar da gideceğim. Her türlü riski de alacağım. Gelmiyor bana. ya. Bu konuya girdim. Ben, ben seni böyle, tebrik ediyorum. Uzun. Tabii herkesin ö özel söylediği öyle değil bunlar. Yani. Ben Rasim bu konuda tebrik ediyorum ve destekliyorum. Evet. Özgür düşüncesidir. Başkaları birçok bir, bir çok, e, bizim yani AK Parti'ye yakın ya tepki var. ilk kez tek başıma. Evet. Çünkü bu sefer kimse yok. Biz varız canım. Yani sen var. varsın da şey, sen aynı fikirde değiliz ama yani. Her şey olarak bana ben saygı duyuyorsun. Ben senin düşünceni savunma yani. Özerk, özerk davranmama saygı duyuyorum. Tabii. Yani bu eskiden ben bir e gittiğimizde davaya gittik biz değil mi? Bu de çok 50 kişi bir de o fikirde olurdu. Şimdi o fikirde olanlar söyleyemiyor. Aa çok şükür olmayanlar da ne oluyor ya? Dem partililer para oyunu vermelidirler. Bu konuda sen aynı fikirde misin? Kesin evet. Ben evet. evet. diyorum ki bence diyor. bence Kürtler en azından Dem partili Kürtler e, henüz hamlelerini yapmadı. E, ve bu hamleyi de e, önümüzdeki günlerde yapacaklar hamlelerini yapmamalarına çok rasyonel buluyorum açıkçası. Sebebi de şu. Tabii, tabii, en tabii. nihayetinde 5 yıllık bir açıktan ittifak vardı ve bu açıktan ittifak hocam parti olarak girmeme. Yani düşünsenize 5 yıldır aslında ortalarda HDP yoktu bir anlamda. Ney soracağım sana? Pervin Buldanlar falan istemedi değil mi Kılıçdaroğlu'na destek vermek. Oradan moral çok. Ya ben duruyor bir oy Kılıçdaroğlu'na bir ay, oy 5 yılda ama var. bak bana bunu söyleyen de ya Fadir Ağzından mı şimdi, şimdi yayın bu olayı okutay. Tamam. O kadar yani Berve Buldan dedi istemiyor dedi. Doğru şimdi mu? Şöyle e, O eee bu, bu bilgiye bu, duyuyorum, şimdi, bu, duygular, bu bilgiye saygı duyman Şimdi tabii ki duyuyorum. Bu bilgiye vakıf adı değilim. Adı. Bu çok Tevlimiz içeriden adı. bir bilgi ama ben bütün şeylere yani Pervin Buldan istemiyorduysa zamanda ağırlık koyup istemeseylerdi. Çünkü ya, e, ya bir ya. oy kılıçlar bir oy yeşil Tabii. sola diye şimdi ben yapamadın kulağımdan yapamadın. dinledim. Ben az, önce, az önce şey dedik ya. Bir de hala Türkiye dünyada zannediyor. Evet, evet evet Şimdi mesela Demirtaş Mars'ta Mars'ta oldu herkes Haziran'da ağladı. Doğru mu <laughs> Mustafa? Ha, şimdi yani mesela dünyada. 10 14 Mayıs'tan önce biri gelse bize dese ki hakikaten e, Demirtaş Kılıçdaroğlu'nun değil kendi adaylığını öne sürdüğü biz inanır ya mıydık? Bilmiyorum. İnanamazdık. Niye? Çünkü ama, o ama burada canlı başlattık. Sabri. o zaman hukukumuz yoktu. Mustafa ile vardı. Abi Devirdaj her gün 200 tweet atıyordu. Tabii. Ben diyordum ki arkadaşlar, Türkiye mahkumlar tarihinde böyle bir özgürlük yok. Evet. Türkiye mahkumlar tarihinde. Ben, aynen, aynen. Avukat orada mı yatıyor? Adama koster gitmiyor. Tabii. Poster bozuldu bilmem ne öldü mü kaldı mı 48 aydır. Ben telefon mu verdim? E, abi hayır şeye, öbür evet. şey öbürüne. ne? Şey, Öcalan, ben, abi, o, neden... biliyorum, ya. Abi Edirne'den. Biliyorum Kılıçtan biliyorum. Biliyor. Edirne'den saat 23'te tweet Evet. Evet. Ve i̇şin tuhafı. Bugün Ali abiye söyledim bayramı. Ya abi bunu kim sorgulamıyor mu ya? Ya bu normal mi? Çünkü orada. Değil şuydu. normal. Devletin sadece Emir taştı. Kılıçdaroğlu'nu yapıştırmak. Aynen. Evet. Kılıçdaroğlu bunu kabullendi. Çünkü başka çaresi yoktu. Demirtaş da bu bence orada o siyasi zeka gösteremedi. Yürüyor Kemal, yürüyor Kemal. Yürü ya Kemal, yürü ya Kemal. Yürü devletin, Kemal. Devletin istediği tabii. oldu. Tayyip Bey her çıktığı yerde tek tek yayılıyordu. Başlıyordu böyle sırrı Murat Kala yalan bin. Tek tek okuyordu onları. i̇ttire, ittire. <laughs> Abi ve bence Öcalan'a niye gidilmedi seçim öncesi? Çünkü Öcalan asla. Evet bu strateji bozabilirdi. Öcalan de... muhtemelen Kılıçdaroğlu destek vermeyin diyecekti. Tarafsız kalın diyecekti. Devlet onu söylemesini istemedi. Tabii, tabii. Demirtaş bu nadi yedi. ya Demirtaş bir tane ekonomistle ilgili bir espri tweet'e attı ya. Evet, Ey evet. benim kardeşim. Amcaoğlu. Amcaoğlu <gülüyor> neredesin? <gülüyor> Abi bu adam inanamadım hatırlıyor musun onu? Tabii hepsi. Amcaoğlu sen ulan öbür <laughs> Ama güzel. Ya şey yine değil. abi hapiste mahkum buna gel. Yani, evet. orada Kürt zekası düşünmesi <laughs> gerekmez miydi? Şimdi şöyle arkadaş hocam. devlet bize bu kadar izin veriyorsa burada bir ne evet. var bir numara var burada ya. Şimdi bu çok tabii ya. E, İlginç bir olay evet, değil mi evet, ya? Şimdi zamanımız azaldı. Maalesef kürsü hayatı evet. mizah illetine kapılmıştır. Evet. Bunun da sorulusu, o çok önemli bir şey bu, Mizah illeti. Evet, mizah illeti. Bunun da vebali sırrı Süreyya Önder'in boynundadır. Ya, ve, sırrı ve, sırrı kendisi bile, ve kendisi bile ve kendisi bile kendisi bile açıkça söylemiştir. Bu renkli ve mizahi kişiliğim cezaevindeyken işe yaramadı demiştir. Elim bunu. Bunu söyledi. Ben bunu, bir şey daha söyleyeyim. Sırrı benim eski dostum çok yakın dostu. Ben de çok hürmet ederim. Çok ya hürmet edip kavga ettik biz 2010'u. Ya Heh. bir konuşmuyoruz ama bak. Şu an Kavalaydı yakansın. Evet, evet. Yaktı herif ya. Evet, evet. Ya ben öğrendim. Sırrı Süreyya Önder gidiyor Öcalan'a. Başkanım Apo size Osman selamları var. <gülüyor> Efendim <gülüyor> size diyor ki bu çözüm süreci fazla olmadı. Aa, ona güvenseler. Ulan dedim ben bunu demiş Osman Kavala gerçekten aşağılık bir ya adam. Orada İmran Not'a böyle bir şey yok. Ya İmran yok da o <laughs> kendi söylüyor sonra. Ondan sonra muhabirler çıktı. Ya Kavala ne böyle bir şey demiş, ne sırrıyı görmüş, ne selam vermiş. Mitoman şeklinde. Uydurmuş mu sırrı? Gidiyor. Sırrı. Ya var. Sırrı da bu huyu vardır abi. Eskiler tanır. Zaten orada ben o senin dedikten sonra bütün o şeyleri epey okudum. Mesela bir yerde Öcalan, Ece ya Mahçup yanı diyor. Öneriyorum diyor. Akil insan evet. olsun diyor. Yok efendim o diyor çok yıprandı gerek yok Rakel Dink olsun. Orada bile orada şahsi etken düşmanlığını oraya Ulan sen ne yapıyorsun? Yani bu sırrı bilmeden Tırabiliyorsun. Geven dedi. Kürt değil. Ama çok ya çok zarar verdi bilmeden, ya. Bilmeden evet bilmeden. bilmeden ya. ya abi Osman Kavala yaktı ya. Razım şu Şunu. bile bir riyakarlık filmi. Gerçek şivesi öyle olmadığı halde. Öyle değil. öyle. ama, Gevende. Yok, gerçek şivesi öyle hocam. Geven, gevende Geven, Gevende öyle ya. Geven evet. sen bilmiyor musun? Adıyaman. Adıyaman, Türk'ü yani. Adıyaman yerlileri. Türkmen evet, evet. mi nasıl? Evet, Türkmen. Yani Türkmen. Yani Türk. Ben. Evet, o zaman bunu söylüyor. Yani ya yani şey gerçek şey yok sadece o adam uydurmuş. <laughs> bu, arada, bu arada Sırrı Bey'in Sırrı Bey'in iyi niyetinden zerre şüphem yok benim şahsen. Eminim sizin de yani yoktur. Ben sadece bu e, çünkü bana bu, ama yaktılar kardeşim. Ne o yok kaçak çayımızı içeriz. Evet, diye. mesela, mesela, mesela o, içer evet. gider dedi. Evet, yani, evet. Mesela o o mesela biz Kürtlere maliyeti çok ağır oldu yani. yani ağır oldu tabii ya. Ben yani Demirtaş'ın kaderiydi yani bu. Ya işte e, bak da diyor Demirtaş'ı bile diyor şey Apo'yu bile diyor zehirledi diyor. Yani şey olarak. Yani zehirledi o, değil yani değil de. de. Lüzumsuz. Abi şimdi orada bak zaten. Bir ara ben bunu dedim ortalık yıkıldı dedim ki ya ağzımdan kaçırdığım için Mandela ile ilgili konuşuyoruz. Hı. Mandela dedim Ruben Adası'ndan çıktı Gölbaşı'nda. Ya vize bile öndeydi ya 29 Mayıs'ta. Ha, biliyorsun bile dil biliyorsun, biliyorsun, biliyorsun değil mi? Manşet yaptı bütün ırkçı medya. Bir, bir şarın konuşurken evet. Mandela'yı konuşuyoruz. Mandela Hı. dedim Ruben Adası'ndan çıktı Gölbaşı'nda villa haydi. <laughs> ağzımdan yani. bazı şeyleri kaçırdım. Yanlış bir örnek. Yanlış bir örnek değil kaçırdım. Hı -hı. Ama orada amaç şuydu işte çözüm sürecinde. Kardeşim bu arada odur budur, Mudanya, koster, monster. Gelsin adam gibi. Ne olduğu belli. Parti yönetsin. parti zaten onun. Oraya doğru gidiyordu, gidiyordu zaten. zaten. Gidiyordu ya. zaten ya. Yani bunu işte Murat Karayalan'ın ve ya Sabri Öğün hatırlayacak. 15 Temmuz evet. ve 22 Temmuz'da Özgür e, Politika gazetesinde Besa Hozat'ın KCK Yönetim Kurulu üyesi Besa Hozat'ın çözüm sürecini bozuyoruz demesi 15 Temmuz'da Hı. 22 Temmuz'da da askeri barajlara karşıyız. Bunlar biz e, şey gerillanın evet. yollarını bozuyor deyip Murat Karayalı'nın da e, çözüm sürecini bozduğunu ilan etmesiyle ve peşinden de işte evet. o Asubay Resul Müsellim'in Resul ve Resul iki Ceylanpınar'da polisin Tarihi, evet, evet. Tarihi fırsat. Tarihi fırsat. Bu e, hocam Öcalan'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Mesela Altan Tan e, buna şahitlik etmiştir. Kamusal alanlara çok söylediği için e, zikretmek istiyorum. E, Altantan Altan Tan diyor ki ben Öcalan'a dedim ki bu çözüm sürecinden sizin beklentiniz acaba bir ev hapsi ya da bir sal verilme, bir serbest bırakılma olabilir ki? Diyor ki, Altan diyor benim böyle bir derdim yok. Şimdi konumuz bu değil diyor. Yani Öcalan bunu en baştan ne, ne kendisi için zerre miskal bir şey Buraya istemediğini inanıyorum. biliyoruz. Bu bir. ikincisi ikincisi yine bu arada bu, bu kitabı lütfen yani izleyiciler de okusunlar. Okumaktan zarar gelmez. Hele Türkiye'de okumak çok keyifli bir etkinliktir. İmralı notları PDF'si de var, kamuya açıktır. Var canım hocamız satılıyor tabi. ya, inanmam değil mi? Evet evet ve tamam. resmi yani bu ne bu derler zaten, e, yasaklı bir kitap değil, değil, resmen satılıyor. Ya bak ben de ben de bir hafta getireyim. Bütün zabıtlar var. Evet. Yani bunlar yayınlanıyor, var devletin de onayıyla konuşmalar vesaire. Her şey var orada. Tabii. Ve ne şey, oldu şeffaf akılsız mı Aynen öyle. Ben iki şey söyleyeceğim. Bir o kitapta. O kitapta diyor ki e, Sırrı Süreyya Önder'e diyor. Diyor ki yeter artık diyor. Söyle o Ertuğrul Kürkçü'ye ve diğer arkadaşlarına. Türk solunu diyor 40 yıldır sırtımda taşıyorum. Çok doğru. Şimdi bu çok doğru. Ben de bir ekleme yapayım. Ama ben yapayım. de bir özelleştiri yapayım. Lütfen. Sırrı Süreyya yanlış tercihti. Bizim Milli Siparat Teşkilatı bile o zaman çok amatörce. Ben de abi. Abi her şey aslında tecrübe biliyor musun? Evet. evet. Ya Sırrı gibi Eski dostu olacak. Geveze bir adam. Bu işe konur mu ya? Evet. ya bu iş biraz böyle kötü adam bir, abi. Hem, hem, Çok ciddi, önemli bir şey. çok hassas bir, konu şey. ya. Ahmet Tabii. Türk olabilir. Leyla Zanı olabilir. olabilir. Ya Tabii. ben de olmam. Ben de olmam. Benim de benim de Yok, yapım e, müsait değil. Ciddi adam Yapı, bir şey. Bu ya. iş abi. ciddiden ziyade kötü olacak? Evet, evet. Kan kutsa kızılcık serbet içecek. Bu oturuyordu mecliste herkese anlatıyordu. Apo bunu dedi, Apo şunu dedi. Öyle, Böyle yarıda uydurma yok. Evet, ve bir şey daha istedim. çok özür dilerim. uydurma diyorum sana. Yok. Osman Kavala'yı yak diyelim ya. Evet. Şimdi aralara aralarda konuştuk biz <laughs> e, reklam arasında da. Şimdi eee Öcalan'ın bir kitabı var. Kitabın ismi Bir Halkı Savunmak. bir şey de ona Ali Kemal Özcan hayran evet. oldu kitabı. Evet evet. Ya yani mesele bir kit halkı mesele kitabın kendisi değil hocam. Bugün DEM Parti'nin sorumluluğu bir halkı savunmaktır. DEM Parti ee, ben az önce dedim ya Türkiye'de yaşamak çok keyifli. Çünkü bazen dünyanın en büyük meselesi gelir bir küçük belediye seçimine sıkışır. Tabii. Bu yüzden Türkiye'de otoriterlik yani de İstanbul her şey İstanbul evet, sıkışıyor. Bu yüzden Türkiye'de otoriterlik de demokrasi de hocam gerçekten birbirine çok yakın. Yani evet mesela bugün bütün evet. otoriter aygıtlar devletin elinde fakat demokratikleşmesi an meselesi. Evet. Evet. Bu yüzden dem parti Ya bu hoş görüyorum. E yani ondan bahsediyorum. Ya bir de bir şey diyeceğim. İlla kavramlara gerek yok. Kardeşim Selahattin Demirtaş çıksa mı çıkmasın. Kayyumattan tabii, tabii, sıma. Bütün mesele bu. Gül tankışına çıksın mı çıkmasın mı? Budur ya. Bizim bu geveze Türk arkadaşlarım da benim. Ekremciler. Kardeşim sen şunu diyorsan bana göre şerefsizsin. Allah illa ekrem kazansın da Selahattin Devlet'e şey sürünsün, gebersin. Kürtler çürünsün. sürünsün, sıkıntı hmm. çeksin. ya? Evet tamam. sen de bir güzel Son bir cidden. şey söylemek istiyorum. Son bundan, bundan belki bir ay önce, iki ay önce bu programda konuşulanları muhtemelen konuşamazdık başka bir yerde. E şu an konuşabiliyoruz. Bunda kişisel olarak e, sizin çok büyük bir payınız var. <gülüyor> kişisel <gülüyor> çıkışınızın. Ama öyle umuyorum ki bu programdaki özgürlük alanı 31 Mart'ta sınırlı kalmasın. Tabii hepsi. hepsi. Daha sonrasında da e, Türkiye'de de tamamen i̇şte yayılsın. 9-10 alınırsa bu Yolu da neyse de o olsun. <laughs> olacak ha ben gerçekten. 58-16'da yumuşar mı? Hani Zeki de bizi görecek mi? İslamcıların <laughs> sorunları da ayrıca konuşacağız. Evet. Evet. Kürtlerin sorunları da <laughs> konuşacağız. Çok teşekkürler arkadaşlar. Evet, te Hakikaten memleketin en özgü programlarından birini yaptık. Herkes böyle şok içinde izleyenler var. <laughs> Abi neler konuşuyor burada diye. Mustafa Ali'ciğim çok teşekkür ederiz. Ne zaman istersen gel. Ben teşekkür ederim. Sabri zaten çok kardeşimiz artık ekibimizin parçası. Devlet Aydın'ı Sayın Mustafa Albayrak'a da <laughs> severiz. Hocama, hocama, hocama <laughs> haksızlık Hoş Ben bunu iltifat kabul edeyim. Her <laughs> <hak sen şimdi gülüyor> devlet komiseri olarak bizi onayladı bu programı. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir haddim yok. <gülüyor> <gülüyor> ben sadece Edeşiniz. fikir hür bir insan olarak fikirlerimi Edeşiniz. ifade ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Artık son dönemeçe giriyoruz. Haftaya son yayın. Sonra 31 Mart. Hayırlısı olsun. Ee, özellikle bizi izleyen Kürt e, izleyicilerimize özellikle selam gönderiyorum. Haftaya görüşmek üzere.